sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Efendim herkese selamlar, sevgiler, hepiniz Leo King League Maratonu'na hoş geldiniz. Leo ekranlarındasınız. Bugün sizlerle birlikte artık Leo King League Maratonu'nun şampiyonunu belirleyeceğimiz maçları oynayacağız. 5 maçımız oynanacak. 2 Erengel, 2 Miramar, 1 Sanok bizlerle birlikte olacak. Bakalım takımlarımız neler yapacaklar. Dilerseniz şöyle dünkü sıralamaya ufak bir göz atmadan önce
şöyle ufak ufak bir dün hakkında konuşalım. Dün takımlar neler yaptılar, nasıl işler başardılar? Bunları ufak bir konuşalım istiyorum. Şöyle baktığımız zaman aslında dün hatırımızda kalan aslında birkaç beşli belli başlı oyunlar vardı. İşte Gemibaşı'nın oyunları, Melisa'nın oyunları, Digital Athletics'in Art oyunları, Digital Athletics ve Art e-sporun oyunları bizim aklımıza kalmıştı. Bugün de yine o takımlar kendilerini gösterebilecek mi? Alt sıralardan Solo Esports ve Kurtlar Vadisi kadroları onlar çıkış yapabilecek mi? Solo Esports dün çok güzel skorlar toplamışlardı ama biraz daha sıralama anlamında zayıf kalmıştı bu takım. Dilerseniz şöyle sizlerle birlikte sıralamaya şöyle bir göz atalım. Dünkü sıralamamız nasıl şekillenmiş? Melisa Esports 45 sıralama ve 40 kill puanı ile birlikte 85 puanda. İkinci sırada Art Esports 30 sıralama 37'de kill puanı ile birlikte 67 puana ulaşacak. Üçüncü sırada Digital Athletics bir adet harita galibiyeti 40 sıralama ve 22 kill puanı ile birlikte 62 puanda. Dördüncü sırada Gemibaşı Esports. 18 sıralama 34 kill puanı var bu takımın. 52 puan sahibiler. Baktığımız zaman bu takımın da yine aynı şekilde biraz daha sıralama anlamında zayıf kaldığını görüyoruz ilk satırda. Solo Esports'ta tabi 6. sırada bu söylediklerimize dahil olan takımlardan biri. Hegemonya 27'ye 20 toplamda 47 puan sahibiler. Kurtlar Vadisi eşit bir dağılım var yine 36 puan sahibiler. Offline Gaming dün haritaya açılış olarak galibiyetle başlamışlardı ama devamında bir şey çıkarılamamıştı. Bir yandan 9. sırada bunlar TTA kadrosu en alt sıralardan harita galibiyetiyle birlikte bir anda 9.luğa kadar yükseldiler. Onlar tarafında da 34 puan var. 10. sırada Novaloo 28 puan alırken 11. sırada bulunan Revenge Seven 25 puan toplayacak. Rome Squad 12. sırada 24 puan sahibi. 13. sırada Face to Face 18 puan alırken 14. sırada bulunan Leo Esports 17. 15. sırada bulunan Bosporus 17 ve S4S 7 puan toplamış. Evet, şöyle baktığımız zaman yani takımların net bir şekilde puanları topladığını söyleyebiliriz. Bakalım takımlarımız neler yapacaklar merakla bekliyoruz. Odamız da ufak ufak kuruldu. Oyuncular yerlerini almaya başladılar. Bizler de oyuncuları beklerken şöyle ufak ufak sıralama hakkında konuştuk. Dilerseniz şöyle ufak bir araya gidelim. Veya öncesinde takımlarımızı tekrardan bir hatırlatmak adına sizlere takım ekranını vereyim. Ardından ufak bir araya gidelim. Daha sonrasında da maçımızda sizlerle birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayın çünkü Leo King League maratonunun şampiyonu biraz sonra belli oluyor.
while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Evet sevgili Leo izleyenleri, Leo King League finali ilk maçı, ikinci günün ilk maçı bizlerle birlikte Severny'den başlayacağız. Sosnovka'ya kadar uçacağız. Takımlar için fena olmayan bir uçak atlayışlarda hızlı bir şekilde gelecek. Bakalım dün geçtiğimiz puanların ardından bugüne hangi takımlar üst sıralara çıkışlarını yapacak veya üst sıralardaki takımlar bulundukları konumları koruyabilecekler mi? Bizler bu heyecanı yaşarken sizler de tabii ki aşağıda bulunan Discord adresimize katılıp şu anda devam eden çekilişimize katılmayı unutmayın. Bir adet oyuncu kulaklığı, bir adet oyuncu soğutucusu, o telefon soğutucusu, bir adet de parmaklık, oyuncu parmaklığı sizlere hediye ediyor olacağız. Bu çekilişi de hatırlattıktan sonra takımlarımız atlayışlara başladılar bile. Kurtlar Vadisi İlk atlayışlarını yapan takım içerisindeydi. Offline Digital Athletics ile birlikte atlayışlarını yapmaya devam ediyor face to face. River 7 ile birlikte atlayışlarını yaptılar. Art kadrosu TTA, S4S, Rom Squad atlayışlarını hızlı bir şekilde sürdürüyorlar. Bakalım takımlarımız bu atlayışları nasıl yapacak? Nasıl savaşlar verecek? Merakla bekliyoruz. Artık kadrosu Solo Esports'la birlikte tekrardan Çinki bölgesini paylaşacak. S4S atlayışlarını yaptı. Bosporus atlayışını yaptı. Hegemonya istedikleri konuma doğru uçmaya devam ediyor. Tabii ki bu bölgede sesleri aldı. Bir yandan o bölgede bulunan Senfoni üzerine doğru da denemeler gelecek. Senfoni o sesleri aldıktan sonra biraz daha temkinli oyun ilerletmek istiyor. Temkinli oyun sergiletmek istiyor. Mantıklı. Neden olmasın? Hızlı bir şekilde bu bölgede lootlar atılacak. Geçtiğimiz gün bu bölgede ufak bir dürtüşme gelmişti aslında. Solo Esports bir oyuncuyu kaybetmişti. Ardından da ilerledikleri yolda da Melis Esports karşılarına çıkmıştı. Kimbaşı Esports'a hızlı bir çıklık kıyı bölgesinden araçları toplamış. Revenge 7 tarafında ise Sativan atlayışını yapmış. Baktım, ooo offline gaming. Bölgede oldukça yakın Digital Athletics ile. George 7'nin sesi alındı mı o bölgede? Ki alınmış galiba ki Helios üzerine doğru, Helios o bölgeye doğru bir bomba gönderecek. O göndereceği bombayla oyuncuyu düşürebilir ama hayır. Oyuncuyu düşürmeye yeterli değil o bomba. Offline kadrosun bu bölgede sesleri alınırken Digital Athletics tabii ki bu bölgeye oyun kurmak istiyor. Offline'da hızlı bir şekilde savunmaya geçmiş. Bu bölgede savunmalarını yapacaklar. Bakalım takımlarımız nasıl ilerleyecek. Offline değişik bir split'e girmiş. Şimdi bombalarla birlikte, sislerle birlikte offline'ın bulunduğu bölge zorlanacak. Ardından da o bölgeye girişlerini yapacaktır. Takımlarımız nasıl oyun izleyecek? Geçtiğimiz günde bu takımın, bu iki takımın savaşını görmüyorduk aslında ama belli ki bugün o savaşı izleyeceğiz. Scarface biraz daha takım arkadaşlarından farklı bir konumda. Ki biraz da arkalardan bu bölgeyi destekleyen isim. Offline üzerine doğru bakıyor. Offline'ın yeri biliniyor ama
Offline'da onların yerini biliyor tabii ki. Lap şimdi oyundaki üçüncü şahıs kamerasını kullanarak o bölgeyi kontrol edecek. Ya tabii George burada sessizliğini korumaya devam ediyor bu bölgede. Sessizliğini koruyacak atışlarını yapmak için doğru anı kovalıyor. Bir yandan sola e-sports. Onlar da artık kadrosuyla bu bölgedeydi. Sumo. Bölgeye yakınlaşmış. Kesiyor üzerine doğru da ciddi hasarlar verilmiş. Anlaşılan. Hızlı bir şekilde bandajlarla birlikte. Bunu toplayacak. Neyse e-sports. Lipoca'ya attı işi yapmıştık. Clash'tan şimdi en ön bölgede hızlı bir şekilde alan içerisinde konum alacaklar. Bir yandan Reverse'de bundan Sativan açıklarda yakalanabilir. Dikkat edilmesi lazım. Ama Clash 9 galiba bu bölgeye gelmeyecek. Offline ise burada Digital Tactics'e birlikte şimdi şu az savaşlarını sürdürmeye devam ediyor. P2 ise farklı açılara geçip buradan bir skor kovalamaya çalışacak. Olur, neden olmasın. Oo, Falcon'u sessizliği bozacak harita üzerindeki Upnine ilk aşağı çıkılan isim olacak. Hızlı bir şekilde bu bölgede oyunu tutmaya çalışırken solda e-sports anda agresif oyunlar gelecek. Senfoni skoru almaya başardı. Kesiyor karşısında olan isim şimdi Senfoni bu bölgede yakalandı. Hızlı bir şekilde skor garantisi de gelecek burada karşılıklı tekansa çok güzel bir şekilde alındı. Kesiyor üzerine doğru da geliniyor. Hızlı bir şekilde bu bölgede reloadını atacak. Tabi artı e-sports anda o takas alındığı için artı e-sports tarafında rahat bir oyun gelecek. Koldex bu bölgeyi koruyan isim Sumo. O bölgede Scarlet'a yakın bir diğer isim. Arkalardan ise Falconis bu bölgeyi destekleyecek. Kesiyor. Bir skor yakalamayı başardı. O skoru son anda yakaladı Senfoni'den. Senfoni eğer bir iki mermi daha isabet ettirebilmiş olsaydı kesiyor üzerine doğru. Artı Sports'tan bir oyuncunun daha kaybedildiğini görebilirdik. Tabi artık iki takım burada bir oyuncusunu kaybettiği için şartlar eşit bu bölgede. Koldex şimdi bombayla birlikte zorlanacak anlaşılan ama Koldex bu bölgeye bomba geleceğini tahmin ettiğinden ötürü hızlı bir şekilde konumunu değiştirmiş. Şimdi sizlerle birlikte takım arkadaşlarının bulunduğu konuma geçişini yapacak olur. Takım arkadaşlarıyla birlikte o bölgede net bir savaş verecek. Bir yandan arkalardan buraya bir takım gelmiş. İsimleri Bosporus arkalardan dahil olacak. Scarlet görülecek. Scarlet görülecek yapır. Şimdi bölgeye mermilerini göndermedi. Scarlet'ı göremedim acaba o bölgede? Aslında görmüştü. Görüş açısı vardı Kapır'ın ama atışlarını yapmadı. Mermiler gönderecek şimdi o bölgede. Scarlet denemelerini yaptı ama o denemelerden istenilen sonuç alınmayacak. Brick 7 şimdi araç alıp ilerlemek istiyor ama yani gittiği bölgede de bir takım var. Orada Bosporus var. Brick 7 bu bölgeyi zorlamayacak anlaşılan. Bu bölgeden uzaklaşacak. Mantıklı olan hamledir. En azından iki tane takım arkadaşı o bölgede bitirirse bile Freak 7 bu bölgede hayatta kalmaya çalışacak. Bir yandan Goldtails şimdi S4S'i görmüş. Hızlı bir şekilde Rainer skoru da alındı ama üzerine doğru gelen bir takım vardı. S4S'ten bir oyuncu daha bulundu bu bölgede. Goldtails üzerine doğru mermiler gönderiliyor. Goldtails bakalım diğer oyuncuyu da yakalayabilecek mi? Hayır. Senfoni o bölgede hızlı bir şekilde skoru da almak istiyor. Senfoni üzerine doğru şimdi Walden Insane mermilerini gönderirken Snoopy o bölgeye aracıyla birlikte girecek. Senfoni skoru da yakalandı. Rebios tepelerden mermilerini çok güzel gönderecek. Maskov o bölgeye dahil olacak. Şimdi oyuncu ezmeye çalışacak. Aracından atlayacak. Mermilerini gönderecek. Son oyuncu da Maskov tarafından yakalandıktan sonra S4S burada elenecek. Kurtlar Vadisi ise 4 skora hızlı bir şekilde ulaşacak. Offline kadrosu Digital Athletics'e birlikte sessizliğini sürdürmeye devam ediyor. O bölgedeki savaşta bakalım nasıl verecek. Yani
İki takım da çok sessiz. Ve alana 800 metre var. Şu an baktığımız zaman George'un çok iyi bir teçhizatı olduğunu söyleyemeyiz. Upwur'un aynı şekilde iyi bir teçhizatı olduğunu söyleyemeyiz. Scarface'de zaten sağlık teçhizatı yok neredeyse. Bir Peaky aralarında en iyi durumda. Peaky de zaten buradan çıkabilecek bir konuma sahip. Offline'a baktığımızda da durumun ben çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Voxy bu bölgede. Nexus aynı şekilde kit sahibi değil. Lab aynı şekilde bir kit sahibi. Helios aynı şekilde bir kit sahibi. Ben takımların bu bölgede istedikleri bir sonuç olduğunu düşünmüyorum bunun. Bosporus da Pochinki tepelerindeki kilise bölgesini boşaltmış. Alan içerisine doğru konumlanacaklar. Bir yandan Melisa Esports bu bölgede Shelter bölgesinde bir split'e girmişler şimdi. Bu split'i biz geçtiğimiz günlerde de gördük aslında. Melisa Esports tarafında. Bosporus alanına doğru geçişini yaparken şimdi Jerry'ye yakalanabilir. Jerry denemelerini yapacak ama o istenilen sonuç maalesef alınmayacak. Snoopy şimdi Enjoy tarafından görülmüş. O bölgeye demek ki Room Squad da dahil olacak. Art tarafında da Falconis şimdi alınmış. Enjoy skor alırken Scarlet'a aracı Freak 7 bu bölge aracıyla birlikte tekrardan dahil olacak. Kesiyor. Bir oyuncuyu daha yakalayacak bu bölgede. Oo, Falconis yumruklanarak bitirilecek. Diğer solo oyuncuların nerede diye bakıyorum ama yani buradan oldukça uzaklar. Tüm arkadaşlarına destek veremeyecekler. Coldex ve Smo artık yani iki takım arkadaşınız bitirdi. Buradan en fazla bir skor alabildiniz. Yani burayı daha fazla zorlamadan buradan çıkılması gerekiyor. Freak 7. Yeri biliniyorsun o tarafından o bölgeye doğru bakıyor. Oh! Upwar şimdi lapı yakalamış. Statistics'e de sessizlikler. Bozulmuş gibi görünüyor. Bu bölgede kurtarılabilir mi emin değilim. Statistics'e bu bölgeyi yani bir oyuncu düşürdüler ama girişlerini yapmıyorlar. Çok şimdi bu bölgeye doğru yaklaştı. Oh! Yani 7 onlar da Bosporus'a. Savaşa girecekler. Bir yandan o bölgede bir TTA kadrosu mevcut. Onlar tarafında da Fearless bitirilmiş. Bu yüzüne doğru da mermiler gönderirken Kim bu bölgeden uzaklaşacak galiba. Doğaç o bölgede sıkışmış. Karşısında Radius var. Radius'la birlikte bir savaşa girecek. Kepri yerde olan isim. Ve tabi o bölgede hala yerde olan isimler mevcut. Radius da şimdi Crespo tarafından görüldü. Bir yandan Bosporus oyuncuları o bölgede IG1 Thor'u kurtarmayı başardı. Tepelerden gelen isimler vardı bu bölgeye. Doğaç da şimdi arkalardan gelecek Revenge 7'a doğru yakalanacak. Artık Keen tek başına kaldı. Buradan uzaklaşacak. Bir yandan Mescope da bu bölgeye dahil oldu. Yani Revenge 7 tarafında da alınan isimler var. Crespo. Şimdi Bosporus'lar üzerine doğru gidecek. IG1 o bölgede görüldü. IG1 o bölgede şimdi oyuncuları yakaladı. Crespo üzerine doğru da mermiler gönderiliyor. Ooo Satiman. Tek başına çok başarılı bir oyun. Hızlı bir şekilde skorları yakalayacak ama bu bölgeye dahil olacak bir isim vardı. Kurtlar Vadisi. Hızlı bir şekilde gelecek. Oğuz, Walden Insane'i yakalayacak. Arkalarda şimdi Maskov üzerine doğru da mermiler gönderecektir diye düşünüyorum. Keen evlerden bölgeye bakacak mı emin değilim ama Maskov bu bölgede tek başına çok yakın bomba. Oğuz'un mermisiyle de birlikte artık skor alınacak. Room Squad bedava skorları toplamaya devam ediyor. 3 skora ulaştı bile. Bir yandan Revenge 7 tarafında Mercy's yere serilmişti. O da hızlı bir şekilde tutulacak bu. Room Squad ise buraya agresif bir oyun sergileyecek gibi görünüyor. Cumali bu bölgeye doğru geldi. Bombasıyla birlikte Crespo'nun bulunduğu bölgeye doğru yaklaşacak. Oğuz'dan ise bir flank denemesi mevcut şu anda. Mercy's kurtarıldı. Bombalar ve sislerle birlikte bu bölge tutulmaya çalışılacak ama Eta Cumali ile birlikte bu bölgeye geldi artık. Oğuz agresif bir şekilde gelecek. Şöyle bir etrafı yoklayacak Mercy's. Atışlarıyla birlikte Oğuz'a yerini belli ettirecek gibi görünüyor. Oğuz Mercy's tarafından çok net bir spray. Çok güzel bir şekilde oyuncu indirmeyi başaracaklar. Graxi de bu bölgeye doğru yaklaşacak. Oğuz'un burada bitirilmemesi için hiçbir neden yok. Graxi hızlı bir şekilde oyuncuyu ezerek aşağı çekecek. Skorun garantisini alacaklar. Bir yandan Cumali de Mercy's'ten intikam alacak. Enjoy o bölgedeyken Sativan'ın üzerine doğru da mermiler güzel gönderilmiş. Yere düşürülebilir. Oo
surete şimdi Crespo tarafından o da bulundu. Cumali mermilerini şimdi Crespo üzerine doğru devirecek. O da indirilecek. Red Seven tarafında Satiban canını toplamaya çalışırken arkalardan Graxi desteğini vermeye çalışıyor ama onun üzerine doğru da mermiler belli ki gönderilmiş. Jerry bu bölgede, o bölgede Graxi'yi yakalayacak. Jerry'den kaçış yok. Satiban ise bu bölgeyi artık tek başına oynamak zorunda. Takımının son ümidi konumunda Rom Squad'a karşı bir oyun sergilemesi gerekiyor. Bir oyuncu üzerine doğru hasar güzel verildi ama istenilen oyun gelmedi maalesef. Az önce elindeki DBS ile birlikte çok başarılı işler yaptığını görmüştük. Bakalım buradaki 3 tane Rom Squad oyuncusunu aşağı çekebilecek mi? Hızlı bir şekilde o bölgeye renk denemesinde bulunan isimler mevcut. Sueta sesleri alındı. Sueta'nın sesi alındı. Rom Squad burada takım arkadaşlarını neden yalnız bıraktılar? Şimdi Satiban üzerine doğru mermiler gönderiliyor. Destek var. Oyuncu bitirilemeyecek. Satiban M4'üne davranacak. Arkalardan gönderilen mermilerle birlikte bu bölgeye zorlanmaya devam edecek. Satiban ise kitini basmaya çalışırken Graxi skorda artık Jerry'ye yazıldı. Enjoy bu bölgede neyi istiyor anlamadım. Yani tek başına bir oyuncu, 3 oyuncuyla birlikte bu bölgeye girebilirler. Ama onlar... Ooo! Satiban'ın bombası oldukça yakın ama... Oyuncuya tabii ki hasar çıkarmayacak bu bölgede. Ooo! Satiban! Bombasıyla Sueta'yı yakalayacak. Rom Squad. Yani bir oyuncu var bu bölgede. O bir oyuncuyu neden almak yerine siz hala bu bölgeyi bırakıp uzaklaşma derdindesiniz. Anlamış değilim. Madalyon şimdi uzaklardan dahil olacak. Event 7'in üzerine doğru mermilerini çevirmiş. Satiban'a doğru burada döndürülen mermiler mevcut. Bir yandan da karşısında Rom Squad var bu bölgede. Ama Rom Squad buradan uzaklaşacak. Gemibaşı Esports. Onlar da hızlı bir şekilde Doğu Köprüsü'ne yerleşmişler. 4 skor sahipler. 13 takım 42 oyuncu bizlerle birlikte 16. dakikaya artık girmiş bulunuyoruz. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Oo. Batıya doğru gittik şimdi. Bir yandan bu bölgede Digital Athletics savaşı da sürüyor tabii ki offline gamingle. İki takım da bu bölgeden tabii ki çıkarken problem yaşayacak söylemiştik. George'un şu an bu bölgeden uzaklaşmamak için hiçbir nedeni yok. Peaky ise çoktan George bu bölgesine geçişini yapmış bile. O bölgede tabii tesisatlarla birlikte hayatta kalacak. Bir yandan o bölgede oyuncu çıkmak isterse eğer o oyuncuları yakalayacak. Bedava skorları kovalayacak o bölgede. Kıyı bölgesini kontrol edecek. Gayet mantıklı. Olur. Neden olmasın? İki uzakları şöyle yoklamaya devam ederken Oxy ise bu bölgede artık tesisatları tükenecek neredeyse. Oo, şimdi Peaky'yi Helios'u yakalayacak. Tam olarak bundan bahsetmiştik. Nexus üzerine doğru da mermiler gönderiliyor. Peaky tarafından burada Nexus skorda yakalanacaktır diye düşünüyorum. Denemeler gelmeye devam ediyor. Nexus ama mermilerini göndermek yerine o bölgede kaçmayı tercih edecek ama istenilen sonuç maalesef gelmeyecek. Offline gaming bir anda iki oyuncu eksilecek. Digital Athletics içe Digital Athletics ise bu bölgede istedikleri konumu artık oluşturdular. Bu bölgeye doğru geleceklerdir. Helios skor artık haneye yazıldı. Bombalarla birlikte alt kat zorlanıyor ama Oxy elindeki pompalısıyla birlikte bu bölgeyi ne kadar yönetebilecek? Lab takım arkadaşlarından zaten uzak bir konumdaydı. Aşağıya doğru atlayacak. Oyuncu gördü mü onu? Oyuncular görmedi. Oyuncular Oxy'yi görmedi. Duymayacaktı tabii ki. Hızlı bir şekilde Oxy de bu bölgeden uzaklaşacak. Sizce ses vermeden bölgeden uzaklaşacak. Bakalım. Hayatta kalmaya çalışacak tabii ki o da. Hala bir kiti var. Onu hayatta tutacak bir kit var. Yandan Gemibaşı Esports. Onlar da burada kayı konumunda güzel bir yere yerleşmişler. Tabii yeni güncellemeyle birlikte bu bölgeye bir compound yapıldı.
ve takımlar artık bu bölgeye de bir split içerisine giriyorlar. Biz bunları görmeye başladık. Bir yandan MLS Esports, onlar da 2-2'lik bir split'e girmişler. Bölgede takılmaya çalışacaklar. Hegemonya biraz da arkalarda bulunurken Keen, hiç kimsenin hesaba katmadığı bir isim, kıyılarda hayatta kalmaya çalışacak. Tabi ne kadar hayatta kalabilir, merakla bekliyoruz. Önünde tabi mermi atışları da gelecek. Keen artık o sesleri duydu. Bir yandan Revenge 7 tarafında ise Sativan, o da kuzeyden alana doğru girişini yapacak. Solo Esports tarafında ise Coldex ve Sumo, İki oyuncuyla birlikte hala hayattalar. Onlar da aynı şekilde kuzeyden girişlerini yapacaklar tabi. Erken aşamada elenen oyuncular çok fazla olduğu için biraz daha rahat bir oyun gelecek takımlar arasında. Takımlar içinde bu oyun biraz daha rahat gelecek. Tabi Leo Esports alan içerisinde güzel bir konumda ama No Value gitmiş bir alan var ki al galibiyeti öp başına koy dedi ki adeta Erengel. Yani böyle bir split, böyle bir alan, daha iyisi var mı? İnanın ki yok. İnanın ki yok. Ama o bölgede Ankara'yla Examation'la birlikte kıyıları korumaya devam edecek. Ama o bu bölgede bulunurken Vira ve Ankara evde bir split içerisinde. Bu bölgede hayatta kalmaya çalışacaklar. Bakalım istenilen bu split sonucunda istenilen sonuç gelecek mi? Burada başarılı bir iş çıkarılabilecek mi? Gamebaşı Esports bir yandan rotasyon esnasında olan takımları görecekler. Leo Esports ise Kralus'u görmüş. MLS Esports bu bölgede hayatta kalmaya çalışacak. No Value üzerine doğru gelindi. Sister de bu bölgede kullanacak. Sevkan hızlı bir şekilde Kralus skorunu hanesine yazarken bir yandan o bölgede rotasyon içerisinde olan isimler de mevcut. Aki üzerine doğru mermiler gönderecek. Matkap artık tekeri aşağı çekildi. Bölgede araç üzerine doğru mermiler gönderecek. Seol Matkap'ı da aşağı çekmeye başaracak. Hızlı bir şekilde skor garantisi olacak. Hegemonya tarafından ki bu bölgede hayatta kalmaya çalışırken Beast ise sulara uçacak. Bu bölgenin boş olduğunu öğrendi. Hızlı bir şekilde bu bölgeye doğru gelecek. No Value tarafında ise Anka aşağı çekilmiş. Hızlı bir şekilde o da bu bölgede tutulacak. MLS Esports alanın içerisinde bir konum aldı. Kuzeyden bir de girişini yapacak bir face to face var. Şimdi Leo Esports'un bu bölgede sesleri alındı. Ozi bu bölgeyi zorlayacak. Ooo, Exarot Ozi'yi yakalayacak. Hızlı bir şekilde bu bölgede oyuncu indirilecek. Skor garantisi burada mutlaka alınacaktır. Alınmaması için çok bir neden yok. Ama sizlerle birlikte o bölgede oyuncuyu hayata döndürmeye çalışacaklar. O bölgede oyuncuyu hayata döndürmeye çalışacaklar. Rome Squad ise bu bölgede Hegemonya'nın bulunduğu konuma mı girecek? Yoksa bu kulübede mi hayatta kalacak? Bu kulübede hayatta kalacaklar. Sumo şimdi görmediğimiz tarafta Artisports tarafından aşağı çekilmiş. Coldex hızlı bir şekilde Scarlet takasını bu bölgede alacak. Tabii Artisports tarafında da değişik bir split gelmişti bizler tarafına ama Freak'in de o bölgede olduğunu unutmayalım. TSU da arkalardan şimdi dahil olacak. Burada Solo Esports üzerine doğru gidecek. Ooo, Sefkan görmediğimiz tarafta oyuncuları yakalamaya devam ediyor. Suetas'ın skoru da alınmış artık. Rome Squad tarafında Oz da bitirilmişti. Enjoy bu bölgede hayatta kalmaya çalışırken bölgeye gelmek isteyen bir face to face var. Ozi kurtarılmış. Beklenmedik bir şekilde bir oyun gelecek. Bir yandan Leo Esports üzerine doğru da mermiler tabii ki gönderiliyor. Ooo, Haki üzerine doğru net bir alan. Bir yandan kesiyor bu bölgede hayatta kalmaya çalışacak ama Coldex ondan da intikamını alacak. Hızlı bir şekilde o da bulunacak. Freak 7 artık tek başına. Coldex ise Solo Esports tarafında tek başına kalacak. Bir yandan Peaky Scarface'le birlikte Rose'u görmüş gibi görünüyor. Offline tarafında oyuncu hayatta kalmamış sanırsam. Offline'a tam olarak veda etmişiz. Onların tam olarak nasıl alındığını göremedik ama Zatletics kadrosu burada Haki 7'ın bulunduğu bölgeye gelmedi henüz. Hatta hiçbir takım gelmedi. Leo tarafında ise Bronze şimdi Lucifer tarafından bulunmuş. Bir yandan Lucifer şimdi alan dışında düşecek. Hızlı bir şekilde skor garantisi alınacak. Oyuncu alana kanamaya devam ederken Lucifer ağaç arkasında duracak. Burada skoru vermek istemiyor. Bir yandan face to face kadrosu Rome Squad'ı zorlayacak. Exarot arkalardan şimdi Leo Esports'u görecek. Evet, çok önemli. Digital Athletics'i görecek. Digital Athletics tarafında iki oyuncu yerde. Peaky burada yerde olan isim. Lucifer'de artık alanan bir tane isim oldu. George'da cover'a geçmeyi başarırken Sefkan şimdi face to face tarafından bulunmuş.
Cure bu bölgede alana girmeyi başarmış. O bölgede face-to-face üzerine doğru Cure tarafından bir spray denemesi mevcut. CEO ise takım arkadaşını kurtarmakla meşgul. Haki denemelerini başlamış gibi yani. İnanılmaz, inanılmaz şu anda hiç kimse bakmıyor şu Haki'nin bulunduğu bölgeye. Hatta hiç kimse gelmedi. Merakla bekliyoruz. Oo Ozi. Şimdi CEO tarafından o da görülmüş. Face to face'e bir anda veda ettik Sevkan'la birlikte. O bölgeye doğru desteğini atan bir de Cumali var. Gemibaşı Esports hızlı bir şekilde hareket edecek. Bir yandan Novali üzerine doğru da burada gelen isimler vardı. O isim burada Hegemonya tarafında biz. Bu bölgede ayakta kalmaya çalışıyor da Extra Machine tarafından o da bulunacak. Hızlı bir şekilde skor garantisi de alındı. Digital Atletics tarafında alana düşen isimler mevcut. Scarface şimdi Vira tarafından bulunacak. George bu bölgede ayakta kalmaya çalışırken tepelerden inmeye çalışan bir de Leo Esports vardı. Onlar üzerine doğru da mermiler gönderiliyor. Bronze üzerine doğru ciddi mermiler atılmış. Oyuncu yakalanabilirken George alan dışında bizlere veda edecek. Melisa Esports tarafında ise aşağı çekilen isimler mevcut. Kimbaşı Esports onlar da Rome Squad üzerine doğru gelmiş. Upward Art Esports tarafında kalan son oyuncuyu yakalayacak. George alana bir tane isim oldu. Melisa tarafında ise hala 4 oyuncu hayatta. Onlar da bu bölgede alanda kalmaya devam ederken Novalu tarafında ise Vira bitirilmiş ama Koldex alana veda ettikten sonra Hamo bu bölgede tutulacak. Rahul şimdi Gemibaşı Esports'tan Echo'yu görmüş. Bu bölgede oldukça sıkışacaklar. Leo Esports bu bölgeye mutlaka oynamak isteyecektir. Oo bombalarla bu bölge oldukça fazla bir şekilde destekleniyor. Ama Leo Esports'un da tabii orada alanda olmadığını unutmayalım. Hamo takım arkadaşları tarafından tutulmamış. Ankawa Extra Machine şimdi yukarıya doğru çıkışlarını yapacaklar. Haki'nin bulunduğu bölgeye girecekler galiba onlar da. Ama o koşu yaparken dikkat edilmesi lazım. Haki bir yandan alan dışında şimdi Keen'i gördü galiba. Keen'i gözüne kesledi. Keen de aynı şekilde bu bölgede hiç kimsenin hesaba katmadığı bir isimdi. Görülebilir CEO tarafından. Şimdi Leo Esports görülecek. Oo CEO bu bölgede bulundu. Bir oyuncu hayatta yalnızca o bölgede Bronze. O da bulunabilir. Dikkat edilmesi lazım. Bronze üzerine doğru da mermiler çok güzel gönderecek. Echo ile birlikte Sefkan. Hızlı bir şekilde bu bölgede CEO da kurtaracak. CEO 4 skor. Cure uzaklardan bu bölgede hayatta kalmaya çalışırken hızlı bir şekilde bu bölgede CEO takım arkadaşı tarafından tutulacak mı diye bakıyorum. Tutulmayacak ama taşınacak. Tutulmayacak ama taşınacak yani. CEO gibi bir isim. Onun gibi bir eğim. Tabii ki bırakılmak istenmiyor. Cure ise bu bölgede istenilen cover'ı oluşturacak. Echo da tabii alana veda etti. CEO ise bu bölgede kıyıda tutulacak isim olacak. 3 oyuncuyla birlikte Gemibaşı yollarına devam ediyorlar. Tabii 12 skorları var. Artık bu saatten sonra elenseler bile onlar için herhangi bir problem yok. Melisa Esports'un gördüğümüzün aksine biraz daha sakin oyunlar izliyorlar ama baktığımız zaman onların sadece sıralamalara ihtiyaçları var. Kill puanlarının o kadar da çok ihtiyaçları olduğunu söyleyemeyiz bu takımın. Novalo evlere doğru girişini yapmış. Bir yandan Melisa Esports da şimdi ufak ufak hareketlenecek. Cure'un bulunduğu yere de bombayla zorlanırken Novalo'nun da Hegemonya ile birlikte çıkış yapması lazım. Haki 7. Bölgede bakalım nasıl bir oyun izleyecek. E tabi orada bölgede bulunan oyuncuların sesleri de alınıyor. Sisler kullanacak şimdi Haki 7. 5 tane sis sahibi hala. Sislerle birlikte alana doğru geçişini yapmaya çalışacak ama ona doğru bakacak bir. Oooo şimdi Extra Machine görülmüş. Melisa o bölgeye doğru mermilerini gönderecek. Extra Machine geri kalmamış bandajlarla birlikte canını toplamaya çalışacak. Anka yanıcıyla birlikte Haki 7'ı zorlarken Gemibaşı. Onlar burada Melisa'ya ne zaman darbe vuracak diye bekliyordum. Pozda şimdi aşağı şekilde hızlı bir şekilde Kür tarafından da skor garantisi alınmak isteniyor ama Melisa Esports bunun kolay olmayacağını gösterdi. Uzaklardan Lewis Clash 9'la birlikte Novalu'yu zorlarken Osur ise alana doğru geçişini daha doğrusu takım arkadaşlarına doğru geçişini yaptı. Gemibaşı Esports da tabii ki o bölgede görülecek. Sisler içerisinden Gemibaşı yüzüne doğru mermiler gönderiliyor. Lewis Extra Machine'i bulacak bir yandan Anka alan dışında kalmış. Extra Machine skor ise Lewis'e gidiyor olacak. Anka bu bölgede kitlerini basmaya devam ederken Haki 7 de aynı şekilde bu bölgede kitlerini dönmeye devam edecek. 3 tane kiti var. Tabii biz birinciyi ve ikincinin kim olduğunu biliyoruz ama 3. ve 4. kim onu bilmiyoruz. Gemibaşı Esports tarafında aşağı çekilen isimler mevcuttu şimdi. Lewis burada Genco ile birlikte CEO'yu da ezmeyi başaracak. Sefkan da bir anda bulundu. Oo, alan dışındaki oyuncular ikincilik ve üçüncülüğe gelecek.
Aki Seven. Bakalım bu bölgede Lewis'i de görebilecek mi? Lewis görüldü ama Lewis'in mermileri bu bölgede etkili olmayacak. Çok fazla etkili olacak. Aki Seven mermilerini gönderiyordu. Ama o mermilerle birlikte oyuncuyu bulamadı. Şimdi Melissa Esports'a 1'e 4 konumda kalan bir No Value oyuncusu var. Aki Seven araçları patlatacak, skor yakalamaya çalışacak ama Melissa Esports hiç kimsenin hesaba katmadığı bir isimdi. Biz biraz daha sakin oynuyorlar demiştik ama bu takım yine galibiyete gitti. Yine galibiyete gitti. Belli ki aradaki puan farkını açmak istiyorlar. Baktığımız zaman Melissa Esports 7 skor sahibi. 1. sırada, 2. sırada No Value 3 skor alırken 3. sırada Hegemonya 1 skor alacak. 4. sırada iyi bulunan Gemibaşı Esports ise 12 skor toplayacak. 5. sırada Leo Sports 2 skor alırken 6. sıradaki TTA herhangi bir skor alamamış, 6. olarak veda etmişler bizlere. Tabi onlar erken oyuncu kayıplarını yaşadıkları için aslında o yüzden çok da fazla hayatta kalamadılar diyebiliriz. 7. sırada Solo Esports 3 skor alırken 8. sırada Digital Athletics 3 skor çıkaracak yalnızca. 9. sırada bulunan RT Esports 3 skor çıkaracak. Onlar da Rome Squad 5-6 skor sahibi. 11. sırada Face to Face 1 skor alırken 12. sırada Offline herhangi bir skor çıkaramayacak. 13. sırada Revenge 7. Onlar tarafında da baktığımız zaman yine güzel skorlar toparlanmış. 2-4-6 skor toplanmış toplamda. 14. sırada Kurtlar Vadisi 5 skor alırken 15. sırada Bosporus 1 skor alacak yalnızca. İlk elenen, haritaya ilk veda eden takım ise S4S. Herhangi bir skor çıkaramayacak. Sefkan da Gemibaşı tarafında 4 skor 550 hasar ile maç yıldızı olmayı başarmış. Şimdi ufak bir araya gidelim. Ardından Miramar haritası ile sizlerle birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayın.
Evet sevgili Leo izleyenleri, tekrardan sizlerle birlikteyiz. Leo King League maratonu hız kesmeden devam ederken bizler de takımlarımızın atlayışlarını göreceğiz. Öncesinde dilerseniz şöyle bir sıralamaya tekrardan göz atalım. Melisey Sports 1. sırada 107 puan sahibi, 2. sırada Gemibaşı Sports 72 puan, 3. sırada RT Sports 71, 4. sırada Digital Athletics 66, 5. sırada Hegemonia 58 puanda, 6. sırada Solo Esports 45 puanda yer alırken Novalu 43 puanda, 8. sırada Kurtlar Vadisi 41 puanda, TTA Esports 38 puanla, 9. sırada Offline Gaming 36 puanda, 11. sırada Rome Squad 31, 12. sırada UN7 onlar da 31 puanda, Leo Esports 25, Face to Face 20, Bosporus 18, S4S 8 puanda yer alacak. Bakalım takımlarımız neler yapmışlar. Haritayı şöyle bir açalım. Hızlı bir şekilde şimdi atlayışlar da geldi. Araçlar toplanacak. Bosporus atlayışını yaptı. TTA, Revenge7, Rome Squad, Novalu, S4S Gemibaşı. Bunlar da atlayışlarını hızlı bir şekilde yapacaklar. Bakalım. Oh, offline. Şimdi Revenge7'a bir darbe vuracak gibi. Daha doğrusu Revenge7 offline'e bir darbe vuracak gibi. Bu bölgede Laugh şimdi Crespo yakaladı. Hızlı bir şekilde skor garantisi de gelecektir diye düşünüyorum. O bölgede bulunan Craxi M249'un rally adını atacak. Işıklı Nexus da bu bölgeye doğru yaklaşacak. Ooo şimdi Nexus Grax tarafından net bir spray, net bir spray ile birlikte aşağı çekilecek. Hızlı bir şekilde aşağıya doğru atladı, konumunu değiştirecek. Bakalım oyuncular neler yapacak. Şimdi dışarıya doğru atlamışı içeriye doğru girecek. Güzel ayak oyunlarıyla birlikte bu bölgede oyunlarını sergileyecek gibi görünüyor. Ooo net bir spray ile birlikte bu bölgede laptop aşağı çekilecek. Hızlı bir şekilde skor garantisi de geldi. Offline Gaming de artık Helios tek başına kalacak. Uzaklardan bu bölgeye dahil olacak. Takımlar bakalım. Siz bir şekilde ilerlemek yerine biraz daha agresif oyunlar sergileyecekler anlaşılan. Ooo Helios'un yeri biliniyor. Helios'un yeri biliniyor. Üzerine doğru gelinecek. Bakalım takımlar neler yapacaklar. Helios artık bu bölgede tek başına. Bakalım ne yapacak? Merakla bekliyoruz. Oo şimdi Mercy's üzerine doğru net bir spray. Tepelerde Sativan da görecek, üzerine doğru bir spray denemesi gelecek ama Mercy's'in mermileri çok etkili o bölgede. Nasıl bir şekilde skoru alacaklar?
Bakalım mı? Artık takımlar ilk main fight'ları attılar. İlk savaşları verdiler artık. Bu bölgeden sonra, bu saatten sonra biraz daha rotasyonları göreceğiz. Ben savun bölgede dutlarını atmaya devam ederken home squad. Onlar da farklı bir atlayışa girecekler. Kurtlar bu bölgede toparlanırken SA Sports acaba Kurtlar Vadisi üzerine doğru gidecek mi San Martin bölgesine? E tabi bu da bir merak konusu. Çünkü baktığımız zaman şu anda Clash 9 o bölgeye doğru yaklaşıyor. O bölgede savaş vermek isteyebilir. Ha ama hayır, o aracı alıp arkaya doğru çıkacak. Hızlı bir şekilde bu bölgeye araç getirecek. Bakalım takımlar neler yapacak. Kurtlar Vadisi kadrosu da San Martin'de. Gold'dayız. Aracını atladı. Onlar da alan içerisine doğru geçişlerini yapacaklar ama zaten alanın ortasında, neredeyse alanın ortasında olduklarını söyleyebiliriz. E onlar biraz daha hareketlenecekler. İşte belki San Martin tepeleri, belki Picado tepelerine yükselecekler. Orada bir oyun kurmaya çalışacaklar. Game başı Esports El Azar bölgesinde. Bir yandan Bosporus takımı onlar üzerine doğru gidiyor. Galiba bu bölgede doğru skorlar kovalanacak gibi görünüyor. Galiba tepelerden gemi başı skorları kovalanacak bu bölgede. Anlaşılan Spurs bunun analizlerini yapmış ama gemi başı da bölgede Spurs'u tahmin ediyor mu acaba? Artık kadrosu onlar da şimdi Picado bölgesini bıraktı artık. Alan içerisinde konumlanacaklar. Hızlı bir şekilde şimdi Kurtlar Vadisi'nde bu bölgede tepelere yükseldiğini görüyoruz. E tabi dedik işte Kurtlar Vadisi ne yapabilir? İşte San Martin tepelerine yükselebilir. San Martin tepelerinde hayatta kalabilir. Bir yandan şimdi RT Esports onlara komşu olacak. Ama Free Climb bu Freak7 bu bölgede solo Esports'a yakalanabilir. Dikkat edilmesi lazım. E tehlikeli bir rotasyon içerisine girmiş şimdi. Cure şimdi Bosporus'u görmüş. İşte tam olarak bundan bahsediyorduk. Bosporus burada bir analiz yapmış ama gemi başı da hızlı bir şekilde bu bölgede oyuncular olduğunun farkında varmış. Radius bu bölgede görülecek. Radius üzerine doğru mermiler gönderecek. O da aşağı çekilmeyi başardı hızlı bir şekilde. O da bulunduktan sonra bir yandan Capper o bölgeden uzaklaşmaya çalışırken üzerine doğru mermiler yağacak gemi başı. O araç patlar Capper, dikkat et. Mermiler gönderilmeye devam ediliyor. Araçtan artık atlamak durumunda kalacak. Kendisine bir kabur oluşturacak ama gemi başı Esports o bölgeye doğru agresif bir şekilde geliyor. Sion'un arkalardan desteği var Cure'la birlikte. Bir yandan o bölgeden uzaklaşmış. IG1 Capper artık bu bölgede 1'e 4'lük konumu oynamak zorunda. Tek başına bırakılacak. Başka bir çaresi yok. Sefkan hızlı bir şekilde geldi. Burada Capper üzerine doğru tepelerden bir skor kovalanacak ama arkalardan Sion'un desteğiyle birlikte oyuncu aşağı çekilecek. Gemibaşı Esports bu bölgede erken bir 3 skor yakaladı. IG1 ise galiba istediği oyunları çıkaramayacak diyebiliriz.
Romstad. Bir yandan onlar da şimdi yavaş yavaş kuzeye doğru hareketlenmiş. DTA kadrosu da güneyden alana doğru girişini yapacak ya. Perspor da artık Efkan'a yazıldı. Evet. Bakalım. Ryan7 onlar da şimdi alan içerisine doğru geçişlerini yapacaklar. DTA kadrosu da güneyden şimdi alanın doğru girişini yapmış. Alanın ortasına doğru hareketlenecektir bu takımda. Eksik olan bir iki tesisat var sanırsam ki Kane'in galiba bir kiti var. O da kit arayışı içerisinde. Ya bu bölgede işte belirleyici faktör alan olacak. Bir yandan Upnine şimdi o bölgede galiba bir drop almış. Evet, drop sahibi Upnine bir adet de AWM bulmuş. Oldukça tehlikeli bir silah. Özellikle Miramar haritasında. Şimdi alanımız bakalım nereye gelecek. Şöyle bir güney arşifti. Hiç fena olmaz. Batı arşifti de olur. Batı arşifti de olur. Yani doğuda çok fazla takım var. Şu anda gemi başı var. S4S var. Revenge Summon var. Novalu var. Bir yandan güneyde TTA var. Digital Athletics krater dağlarını. Yani şöyle dedim ki acaba krater dağları gelir mi dedim. İçten işe. Ya dedim ki hadi gelmesin. Yani bir güney arşifti gelsin dedim. Veya kuzey arşifti gelsin dedim. O oyun beni kırmadı. İçimden geçeni getirdi. Bizlerle birlikte şimdi bir batı arşifti var. Krater dağları var. Digital Athletics inanılmaz bir konumda. İnanılmaz bir avantaj sahibi. Ne yapacaklar? Merakla bekliyoruz tabii. Hegemonya o bölgede Leo Esports'la bir savaşa girebilir. Rose mermilerini göndermekten çekinmeyecek. Oraya doğru bir M4 son altı 4x spray denemesi var ama... Matkap hızlı bir şekilde kendisine bir kavra alanı oluşturdu. O bölgede karşı mermilerini gönderecek. Kraus şimdi Kraus tarafından hızlı bir şekilde aşağı çekildi. Monarşi de o bölgeye doğru yaklaşırken Kraus skora çevrilecek. Skoru almayı başaracak artık. Monarşi üzerine doğru da mermiler arkadan gönderilirken arkalardan destek çok net gelecek. Matkap 7 o skoru yakaladı. Hızlı bir şekilde Kraus da garantiyi alacak. Bir yandan TTA kadrosu da onlar da bu bölgeden alana doğru girmeye çalışacak. Haki üzerine doğru gelindi. DTA tarafında Rudney patlatıldı ama Kane şimdi açıklarda yakalayacak. Haki 7'ı acımayacak mermilerini gönderecek. Yanıt gecikmedi ama Haki 7 çok başarılı bir şekilde ev içerisine girmeyi başaracak. Bir yandan şimdi takım arkadaşı Fearless Rudney'in bulunduğu bölgeye doğru geçişini yaptı. Doğaç da burada birebirlik bir savaşa girecek. Bir isim var. Doğaç o ayak oyunlarıyla birlikte bakalım bu bölgede oyuncuyu alabilecek mi? Doğaç üzerine doğru mermiler gönderiliyor ama Doğaç burada herkese bunu aşağı çekmiş olsa da Matkap hızlı bir şekilde bu bölgeye girdi. Bir yandan şimdi hızlı bir şekilde Kane skoru da yakalanacak. Rudney arkalardan dahil olmak istiyor. Doğaç bu bölgede yakalanabilir. Kraus şimdi bulunacak artık konum 2-2. Matkap'ta bulundu. Fearless 2 oyuncu birden aşağı çekmeyi başardı. Bir yandan bu bölgede artık hayatta kalan bir isim var. Takımının son ümidi. Biz üzerine doğru gelinecek. Prefire'lar atılacak. Karşı hasarlar çok güzel verildi. Takım arkadaşını kurtaracak mı yoksa bu bölgede agresif bir oyun mu sergilecek? Bomba pişirildi bir iz tarafından. O bombayla birlikte bu bölge zorlanacaktır. Merakla bekliyoruz. Karşı bombalar tabii ki kullanılacak bu bölgede. Hegemonya tarafında hala kanayan isimler mevcut. Fearless şimdi yanıcıyla birlikte burada Hegemonya oyuncularının skorlarını almak istiyor. Fearless o bombadan hasar alacak. Aksi7 Fearless tarafından artık gönderilen yanıcıyla birlikte skora çevirdi. Beast'in hala yarım canı var. Bu bölgeye doğru yanıcılarla birlikte zorlanırken Beast 1'e 2'lik bir konum oynamak zorunda ama takım arkadaşı Kreos'u mu kurtaracak bu bölgede? Evet, Kreos tutuldu. Kreos tutuldu. Gönderilen bombayla birlikte Rudney elveda diyecek. Bir anda iki skoru birden alacak. Çok başarılı bir engeldiğini söyleyebiliriz bu bölgede TTA. 4 skor sahibi olacak. 2 oyuncu kaybedildi. Tabi orta oyunda artık 14. 15. dakikalara girişimizi yaptık. Artık bu dakikalarda savaş verilmesi gerekiyor tabii ki. Bir yandan Romsukat. Oğuz kaybedilmişti. Araç patlatılmıştı. Onlar da art skorunun art kadrosunda skor olarak yazılmıştı.
Oo Cumali. Üzerine doğru memler net bir şekilde gönderilmiş ama AVM'li bir isim var orada. IG-1 sessizliğini bozmuş. Ren7'dan intikam alacak. Hızlı bir şekilde bir oyuncu bulundu o bölgede. Bir yandan Mercy's de bu bölgede şimdi bombalarıyla birlikte IG-1'ı zorlayacaklar. Ren7 tarafında iki oyuncu hayatta. IG-1 üzerine doğru gelinecek. Sati-1 çok net gönderdi. O S12K memlerini IG-1 bulunacak. Hızlı bir şekilde skor da alındıktan sonra Bosporus bizlere 14. olarak veda edecek. Genco o bölgede 1-2 oyuncu olduğunun farkında. O bölgenin infolarını toplarken yeni alanımızda bizlere bakalım ne olduğunu gösterecek. Aslında savaşların nerede verileceğini, hangi takımın avantaj sahibi olacağını bizlere söyleyecek diyebiliriz. Upnine şimdi Enjoy tarafından aşağı çekilmiş. AVM'li bir isimdi. Görmediği taraftan yakalanmış sanırsam. Upnine o düşman hasarıyla birlikte burada hasar alabilir ama hayır. Hasar almayacak. Hızlı bir şekilde şimdi bu bölgede Freak tarafından tutuluyor ama o bölgeye artık Rome Squad oyuncuları geldi ki Sue Enjoy'un bombasından hasar almayacak. O bölgede bir oyuncu olduğunun farkında karşı bir bombayı pişirdi. O bölgeye doğru göndereceği bombayla birlikte Enjoy'u aşağı çekebilirler. Enjoy şimdi farklı bir konumda bir bomba daha denemesi yaptı. O bomba da isabet bulmayacak. Enjoy aşağı doğru inecek. Bakalım nasıl bir oyun izleyecek bu bölgede. Takım arkadaşları oldukça uzak bu bölgeye. Arkalardan da Novolu'nun bu bölgede olduğunu unutmayalım tabii ki. Denemeler gelirken Rome Squad oyuncusu da bu bölgeden uzaklaşacak. Şimdi kendisine bir alan oluşturdu. O bölgede bir oyun kurmaya çalışacak Enjoy. Oyuncuların arkalarına doğru geçişini yapıyor. Enjoy'dan bir akıllı oyunu gelecek gibi görünüyor. E tabi o bölgede de artı oyuncusu da olduğunu unutmayalım. Şimdi hoppala babam hoş geldin Freak7. Şekil ağda görüldüğü üzerine doğru mermiler yağmış. Bir yandan Suyata da tabi arkalardan bu bölgeye dahil olacaktı. O da hızlı bir şekilde arkaya doğru geçişini yaptı. Artı Sports'a arkalardan darbe vurmak istiyorlar onlar. Yapılması gereken de tabii ki bu. O da oldukça uzaktan gelindi ama bir yandan o bölgeye arkalardan gelecek Scarlet'ın da sesleri alınmıştır diye düşünüyorum. Scarlet o sesleri... Scarlet'ın sesi alınmadı galiba. Enjoy şimdi görüldü mü acaba? Hayır görülmemiş. Upwards patlatılmış. Suyata şimdi Upnine'i görecek. Scarface Falconist'i görmüş. Bir yandan Suyata üzerine doğru mermiler bu bölgede Scarlet tarafından gönderilecek. Bir yandan Solo Esports onlar da bu bölgede Latitix'e bir savaş verirken P2 ve George da alana doğru geçişini yapacak. San Martin dağları bu bölgede Kurtlar Vadisi face to face üzerine doğru denemelerini yaparken Melisa Esports'a hızlı bir şekilde şimdi face to face üzerine doğru gelecek. Uçarak gelecekler. Bu bölgeye Clash 9 arkalardan gönderilen mermilerle birlikte aşağı çekilebilir. Bolden Insane Clash 9'ı çok net gördü. Madalyon elinde bombasıyla birlikte o bölgede dışarıdan gelen oyuncuları zorlarken Bowser içeriye doğru girmeyecek. Pencerelerden bu bölgede skor kovalayacak. Bowser'dan inanılmaz bir akıl oyunu. Benzin bidonu patlatılarak oyuncu aşağı çekilecek ama Ozzy tarafından hızlı bir şekilde Bowser skoru alındı. Melisa Esports bu maçı iyi geçiremeyecek gibi görünüyor. Lewis artık tek başına burada face to face ile bir savaş içerisinde. Kitini dönebilecek mi diye bakarken üzerine doğru Lucifer geldi. Elinde bombasıyla canlı bomba adeta. Hızlı bir şekilde skor da alınacak. Bir anda Melisa Esports face to face ve Kurtlar Vadisi'ne skor olarak yazılacak. Novalu. Onlar da Anka'yı kaybetmişler. Anka aşağı çekilmiş, tepelerden düşürülmüş. Tabi oyuncu kaldırılacaktır, herhangi bir problem yok. Oo, mermilerle birlikte skor garantisi alınacak. Mercy's net gördü orayı. Mercy's net gördü orayı. Hızlı bir şekilde skor garantisi de alınacak. Scarlet şimdi onlar da Rome Squad'la bir savaş içerisinde kesiyor, aşağı çekilmiş. Scarlet üzerine doğru mermiler çok güzel gönderilmiş. Cumali o bölgeye açık veren bir isim. Üzerine doğru mermiler gönderiliyor. Dikkat edilmesi lazım. Scarlet kitini basmayı başardı. Ama üzerine doğru mermiler de yağmaya devam edecek tabii ki. Oo Cumali şimdi o bölgede görülecek. Spray denemesi oldukça etkili. Cumali şimdi Freak7 mermileriyle birlikte bulunacak ve onlara da artık veda edeceğiz Rome Squad. Yenilen bir diğer takım oldu. Leo Esports onlar da Solo'ya yakalanmış gibi görünüyor. Uzaklardan yakalanmış. Bir yandan Gemibaşı Esports. Onlar da CEO'yu kaybetmişler ama hızlı bir şekilde CEO bu bölgede tutulacak tabii ki. Herhangi bir problem yok.
Oldukça bir merak konusu. Yani harşifler arka arkaya gelecek. Harşifler arka arkaya gelecek. Senfoni tarafından bronz skoru da yakalandı. Exarot tek başına kalacak. Bakalım yani. Merakla bekliyoruz. Exarot şöyle bir arkasını yoklayacak. Face to face'den madalyon şimdi. Sion'un hedefindeki isim olmuş. Madalyon bu bölgede görülecek. Skor garantisi Sion tarafından zorlanıyor ama. Öyle kolay olmayacak tabii ki o skor garantisi. Hızlı bir şekilde takım arkadaşı tutarken Novalio. Onlar da şimdi S4S'e yakalanmışlar. Amo da arkalardan yakalanacak. Merakla bekliyoruz yani. Nasıl ilerleyecekler acaba? Exhumation şöyle tarafı yoklarken. Gimbashi Esports tabi burada biraz daha rahat bir oyun izleyecek. Bir yandan sola Esports biraz daha rahat bir oyun izleyecek diyebiliriz. Golden Insane. O da K98 ile şöyle bir etrafı yoklayacak. Tepeleri yoklayacak. Oraya doğru da bir deneme gelecek mi diye bakıyorum. O deneme gelmedi. Şimdi bir deneme geldi ama başarılı değil. DTA tarafında ise Fearless şimdi aracıyla sessiz sedasız uzaklaşmaya çalışacak. Ama Gemibaşı Esports tabii ki bu bölgeye doğru mermilerini gönderecek. Hem Gemibaşı hem Face to Face gönderirken Sefen şimdi mermilerini gönderirken Face to Face'e yakalanacak. Skorda alınmaya çalışılacak ama öyle kolay bir senaryo değil tabii ki. Hızlı bir şekilde takım arkadaşı geldi. Bu bölgede takım arkadaşını kurtaracak. Kim başı oyuncuları? Face to Face'de alan artık ufak ufak çıkış yapması gereken bir diğer takım. Yani alan içerisindeler ama bir sonraki alana giriş yapamayacakları oldukça net. Yani araçları var mı emin değilim. Gimbashi Esports oldukça avantaj sahibi bu bölgede. Burada tabi oldukça fazla araç var ama o araçları kullanabilecekler mi? Bir yandan çünkü Kurtar Vadisi de bu bölgede bulunuyor. Sisler birlikte o bölge desteklenecek ama S4S tarafında şimdi Rivayo aşağı çekilmiş. Lucifi mermilerin hedefinde olan isim. Oo, bir batı arşifti daha. Bir batı arşifti daha. Fearless alanda. Novalu tarafında examination de bitirildi. Hamo ve Bira. İkili bir oyun sergilemeleri gerekiyor. Hamo üzerine doğru mermiler gönderiyor. Alan dışına atacak kendini ama 5. alan artık öyle masumane hasarlar vurmuyor. Hamo şimdi aracından atladı. Bu bölgede araç arkasında hayatta kalacak. O bölgeyi gören bir RT Esports oyuncuları var. Senfoni skoru şimdi Hamo tarafından alınacak ama Bira o bölgede ne yapacak? Şimdi kendisine bir kavga oluşturdu. O da RT Esports üzerine doğru gelmişti. Ama skoru da KSU tarafından alındı. Rainer şimdi Walden Insane'i arkalardan görmüş. Onların çıkmasına izin vermeyecek. Oo, Rainer üzerine doğru mermiler gönderiliyor. Kurtlar Vadisi burayı görecek. Gimbashi Esports araçlarla birlikte alana girişini yapacak. Face to face aynı şekilde çıkışını yapan bir diğer isim. RT Esports oradan bu bölgede bir savaş verirken Vira takım arkadaşını kurtaracak o bölgede. Sessiz sedasız kimseden kimseye bulaşmadan şey yapacaklar. Fearless ise bu bölgede ayakta kalmaya çalışacak. Madalyon patlatılmış. Madalyon tarafından Rudney patlatılmış. Fearless artık tek başına. Alana doğru giriş yapması lazım onun da. Tabi giriş yapacağı yerde Gimbashi Esports var. Solda Esports var. Bir yandan şimdi güneyde Digital Athletics var. Novali oyuncuları da alana düşecek. George tabii ki Sumo tarafından görülmüş. O bölgeye doğru mermiler gönderiliyor. Oyuncular bakalım bu bölgede ne yapacak? Oo. George görüldü.
kesiyor şimdi. Darvas tarafından yakalanmış. Frank de alana doğru geçişini yaparken. Bir arşiv daha. Bir arşiv daha. Miramar'da arşivler gelmeye devam ederken Frank Seven bölgede kitini batacak. Scarlet ise araç arkasına sıkışmış. Karşısında bir Kutlar Vadisi kadrosu bulunuyor. Onlar da 4 oyuncu ile birlikte hala hayattalar. Ama ya bu alana girmeleri öyle kolay bir senaryo mu? Mümkün değil. Symphony Digital Athletics'i görmüş. P2 alanın içerisinde şimdi bir konum alacak ama her taraftan gönderilen mermiler var. Kendisini yere bırakacak. Bu bölgede hayatta kalmaya çalışacak. O tarafında Falcon is şimdi onu görebilir. Bir yandan face to face oyuncuları. Onlar da 4 oyuncu ile birlikte hayattalar. Kurtlar Vadisi'nin tabi burada alana girmesi öyle çok mümkün bir senaryo değil. Falcon'ı zaten Voltaise'i yakaladı. Break 7. Snoopy'yi yakalayacak bir yandan. Orada Maskop üzerinde orada mermiler gönderecek. Güzel ayak oyunları bu bölgede ama arkalardan Scarlet'ın mermileri var. Hızlı bir şekilde skor alınacak. Fearless şimdi bulunacak. Goldex net bir bomba. Hızlı bir şekilde TTA'ya da veda ettik ama o alan dışında bizlere veda ederken sola esports gemi başı üzerine doğru gidecek Sumo. O bölgede Sefkan'la birebirlik bir savaşa girecek. Arkalardan Falcon ise dahil olmak istiyor. Sefkan üzerine doğru mermiler çok güzel gönderildi. Q artık o da birebirlik bir savaş içerisinde diyebiliriz. P2 arkalardan CEO'yu görmüş. Bir yandan Sefkan da aşağı çekilecek. Q üzerine doğru da mermiler gönderiliyor. Sumo canı oldukça azdı. Echo bu bölgede yakalanabilir. Goldex tarafından Q'da yakalanacak. Artık Echo tek başına alana girmeye çalışacak ama onu önde karşılayacak bir isim var. Face to face aracından atlayacak. Araç arkasında hayatta kalacak ama alana girerken de onu karşılayacak bir isim daha var. Solo Esports. Solo Esports 10 skor. Face to face bu bölgede bulunurken bombalarla birlikte bu bölgede olacak. Lucifer bombayla birlikte oldukça fazla hasar aldı ki Scarlet alan dışında hiç kimsenin hesaba katmadığı bir isim diyebiliriz. Bir bomba da ona gönderildi bu arada. Jerry onun yerini biliyor anlaşılan. Jerry bombasını bakalım bu sefer solo üzerine doğru çevirecek mi? O bombalarla birlikte bu bölgede solo esports zorlanacak. Scarlet ayağa kalkıp mermileri göndermedi. Şimdi o mermiler Symphony tarafından gönderilecek. Üzerine doğru gelecek. Scarlet ayağa kalkıp tekrar şöyle bir mermilerini göndermek istedi. Tabi tepelerden destek geliyor bu bölgeye doğru. Face to face Scarlet üzerine doğru gidilmesini istemiyor ama Symphony artık bombayla birlikte oranın sonunu getirecek. Bir yandan Madalyon farklı açılardan bu bölgeye net bir açı almış. Falcon şimdi Madalyon tarafından bulunacak bir bomba. 3 oyuncu birden alınabilirdi. Net bir hasar çıkarıldı. Lucifer bombalarıyla birlikte o bölgeyi zorlamaya devam edecek. Artık o bombayla birlikte bu bölgede Coldex yakalanacak. Sumo canı aldıkça az. Symphony o alan içerisinde hayatta kalmaya çalışacak. Symphony bölgede mermileri gönderecek. Geri aşağı çekildi. Şimdi karşısında bir de Lucifer var. Lucifer'i bulması gerekiyor. Bir yandan o bölgede bulunacak bir isim daha vardı. Solo Esports'tan ve galibiyete gidecekler. Face to face istedikleri çıkışı bu maç yakalayacaklar. 11 skor. İkinci sırada Solo Esports. Onlar tarafında da yine baktığımız zaman 7 skor 11 skor toparlanmış toplamda. Yani birinci ve ikinci takımda toplamda 22 skor var. Diğer takımları çok konuşmaya gerek var mı? RT Esports'u konuşabiliriz. Onlar tarafında yine 10 skor var. 32 skor ilk 3 takımına yayılmışken diğer takımların çok fazla skor toplaması çok mümkün değil. 4. sırada Gemibaşı 5 skor almayı başarmış. 5. sırada Digital Athletics. Onlar 1 skor alırken 6. sırada Novalu. Onlar 1 skor yakalayacaklar. 7. sırada TTA kadrosu 4 skor alırken 8. sırada Kurtlar Vadisi 2 skor alacak. S4S 1 skor alırken 10. sırada Leo Esports. Herhangi bir skor alamayacaklar. 11. sırada Revenge 7. Onlar tarafında da 6 skor var. 12. sırada Rom Squad 1 puan almayı başarmış. Melisa Esports herhangi bir skor sahibi değil. Bosporus 1 skor sahibi. 15. sırada Hegemonia 4 skor alırken 16. sırada Offline herhangi bir çok özür dilerim 1 skor çıkarmayı başarmış bu takımda. Ve Lucifer 5 skor 777 hasarla maç yıldızı olmayı başarmış. Şimdi ufak bir araya gidiyoruz. Ardından tekrar bir Eren geldi. Sizlerle birlikte olacağız. İnanılmaz maçlar bizlerle birlikte oluyor. En alt sıralardaki takımlar en üste çıkacak gibi görünüyor. Üst sıralardaki takımlar ise erken eleniyor. Bizler merak ediyoruz sonuçlar nasıl gelişecek. Dilerseniz ufak bir araya gidelim. Ardından puan tablomuza da inceleriz. Ondan sonra da maçımıza geçişimizi yaparız. Biraz sonra tekrardan buradayız.
bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose.
Evet sevgili Leo izleyenleri, tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bakalım takımlarımız tekrardan bir erengel haritasıyla karşı karşıya neler yapacaklarsa. Örneğin başlayıp Nova Adası'na kadar uçacağız. Geçtiğimiz maç Face to Face'in inanılmaz bir galibiyeti bizlerle birlikteydi. Şimdi sizlerle birlikte şöyle puan tablosunu bir inceleyelim isterseniz. MS Esports 107 puanda hala birinci sırada. İkinci sırada Art Esports 91. Üçüncü sırada Gemibaşı 85 puanda. Dördüncü sırada Digital Athletics 73. Beşinci sırada Sol Esports 68. Hegemonya 62. Nova Lu 48 puanda 7. Face to Face 46 puanla 8. TTA Esports 44 puanda. 44 puanla bir takım daha var. Kurtlar Vadisi, Revenge 7 38 puanda, Offline Gaming 37, Rome Squad 33, Leo Esports 26, Bosporus 19, S4S 19 puanda. Dilerseniz şöyle tekrardan bir haritamızı açalım. Biraz zorlu bir uçak olduğunu söyleyebiliriz. Ama takımlar bunun üstesinden mutlaka gelecektir. Herhangi bir problem yaşamayacaklardır diye düşünüyorum. Ateşler de hızlı bir şekilde geliyor. Oo, offline şimdi yakalanmış. Digital Athletics'e bu bölgede bir savaşa girecekler anlaşılan. Araç alıp ilerleyen bir offline kadrosu vardı. Helios da bu bölgede tek başına güçlük bir konumu oynamak zorunda. Şimdi dışarıya doğru kendisini atacak, mermilerini gönderecek Upfor'a doğru ama Upfor hasar almadan oyuncuyu aşağı çekmeyi başaracak. Palayla gelecek o bölgeye, George yumruklayarak bitirecek Voxy Nexus'la birlikte. İlerlerken bu bölgede uçarak bir rotasyon atan isim var herhalde. S4S Marso. Yani bunu görmemiştik. Onu da gördük çok şükür. İstediğimiz Osos Nokalan'ı şimdi gelmiş. Kesiyor. Senfoni'yi yakalarken hızlı bir şekilde burada bir oyunda kurmak istiyor anlaşılan ama mermileriyle birlikte oyuncu skorunun garantisini almaya çalışacak. Goldex şimdi kesiyor, yakaladı. Hızlı bir şekilde skor garantisi gelecek. Bir yandan bu bölgede nakla olan bir isim vardı. Sol Esports'tan Senfoni. O da bitirilecek. 3'e 3'lük bir konum tekrardan bu bölgede oynanacak gibi görünüyor. Yani artık son maçlara doğru gidiyoruz. Biraz daha şampiyonluk iddiası olmayan takımlar agresif oyunlar izletiyorlar bizlere. Sol Esports, Art Esports. Aslında Art Esports kendisini sıralamaya atabilecek bir takım. Yani bu kadar agresifliğe gerek var mı? Bu kadar şampiyonluğa yakın bir diğer takım. Yani baktığımız zaman şu anda birinci sıradaki Melisa kadrosuna en yakın puanda bulunan takım. Yani aralarında 16 puanlık bir fark var. Bu puan farkı bir galibiyet ile çözülebilir. Ki geçtiğimiz haritada da Melisa Esports puan toplayamadı. Bu maçta da yine aynı şekilde öyle bir erken elenme söz konusu olursa Art Esports toplayacağı skorlarla birlikte aslında kendilerini üst sıraya atabilir. Şimdi Falconis o bölgede yakalandı. Kesiyor, şovlarına devam ediyor gibi görünüyor. Çok özür dilerim. Scarlet bu bölgede kesiyor, bitirilmişti. Falconis şimdi Coldex tarafından tutulacak. Freak Seven'da o bölgeye doğru hızlı bir oyun kurmak istiyor. Yaklaştı bu bölgeye doğru. Üste doğru çıkışını yapacak. Şimdi sol oyuncuları görüldü. Falconis tekrardan yakalanacak. Coldex üzerine doğru da mermiler döndürüldü ama o spray transfer istenildiği gibi yapılamadı o bölgede. Coldex üzerine doğru gelinecek. Şimdi Scarlet Mikrozüksü ile birlikte yaklaşırken dikkat edilmesi lazım. Bombalarla zorlanacak bu bölge. Şimdi Scarlet görüldü ama Scarlet'ın mermileri çok net gönderilecek. Hızlı bir şekilde oyuncu aşağı çekilecek. Yumruklanacak burada bu bölgede. Tospik artık tek başına takımına sıralamak atmaktan başka bir çaresi maalesef yok. O bölgeyi zorlamayacak. Tabi gittiği bölgede de herhangi bir art oyuncusu bulunmadığı için bu bölgeden uzaklaşabilir. Baktığımız zaman da şu anda Tospik'in bir AR silahı yok. Kiti yok, kaskı yok. Kaskı şimdi buldu ama kiti yok. Bu bölgede yani tesisat anlamında oldukça zayıf kalacak. Bakalım yani nasıl bir yol izleyecekler acaba? Solo kadrosu. Bir yandan Jerry bu bölgede bulunurken
Tabii burada bulunan S4S oyuncularından haberi var mı? Emin değilim. TTA kadrosu hızlı bir şekilde şimdi bölgeye doğru geçin yapacak. Ceren şimdi o bölgedeki sesleri aldı. Bombayı pişirecek. Oo. Yani sonuç çıkarılamadı. Rivayo da şimdi görüldü. Onun üzerine doğru da bir yanıcı gönderilecek. Rivayo geçtiğimiz maç erken veda etmişti bizlere. Bir yandan şimdi o Lucifer Rainer'ı yakalamış. Hızlı bir şekilde skor garantisi Lucifer tarafından alınacak. Senfoni arkalarda bulunuyordu. Rivayo ise buraya zorlamayacak. Lucifer destek vermek için buraya net bir şekilde geldi. Hızlı bir şekilde desteğini de verdikten sonra oyuncuları bulmayı başaracaklar. Face to face. Geçtiğimiz maçın ardından yeni bir agresiflik sergiletecek bizlere diyebiliriz sanırsak. Jerry şimdi takım arkadaşı Ozzy ile birlikte hızlı bir şekilde buradan uzaklaşacak ama yani bir Sosnok alanı bizlerle birlikteydi. Takımların hiçbirinin hesaba katmadığı bir alan. 16 takım 56 oyuncu hala hayatta. Bizler merakla bekliyoruz. Bu oyunlar nasıl gelecek? O bölgede şimdi bir deneme mevcut. Rauss'un tabii ki yeri biliniyor. Rauss da onların yerini biliyor. Rauss şimdi takım arkadaşına infoyu verdi. Arkalardan bu bölgeye gelecek. Novalio oyuncularına karşı. Bakalım neler yapacak. Vira çok agresif girdi. Hamo'dan da destek gelecek. Eklemesinde o bölgede görüldü. O bölgeye doğru bir spray denemesi var. Arkalardan Hamo'nun da desteğiyle birlikte. Anka bu bölgede. Kar 98 ile hızlı bir şekilde Rauss'u bulacak. Vira da o skorun garantisini almaktan çekinmeyecek. Bakalım. Oh, Digital Tactics tarafında şimdi offline tarafından alınan bir skor var. Voxy. O skoru yakalayan isim. Hızlı bir şekilde bir bombayla birlikte o bölgede skor garantisini de almak istiyor. Scarface üzerine doğru gönderecek o bomba ama o bomba herhangi bir hasar çıkarmayacak. Scarface'e karşı bir bomba pişirmiş o bölgeye doğru. George R4 tarafından tutulurken arkalardan da P2 desteğe gelecek. Voxy. Hala bu bölgede tek başına bombalardan hasar aldıktan sonra canını toplayacak. Üzerine doğru gelecek Hegemonya. Yakalanmış. Nerede yakalanmış hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. Köprü bölgesine yakında o isimler. Bosporus'a yakalanmış. Bosporus galiba tekne üzerinde mi yakaladı o skoru? Evet. Haki7 o bölgede skoru çevirmeye çalışırken IG1'da skor almaya çalışıyor. O Voxy şimdi bulunmuş. Nexus o bölgede tek başına. Hatta takımının son ümidi konumunda üzerine doğru gelecek. P2'yi yakaladı. Hızlı bir şekilde skor garantisini de alacak. Şimdi dışarıya doğru çıktıktan sonra Nexus'ın biz 1'e 3'lük 1'e 4'lük konumlarını daha önce oynasını gördük. Burada da o konumu oynayacaktır diye düşünüyorum ama üzerine doğru mermiler de gönderildi. Digital Tactics ise buna izin vermeyecektir. Prefire'larla birlikte o bölgeyi destekleyecek ama dediğimiz gibi Upport oldukça fazla hasar vermişti. Buradan yalnızca P2 skorunu çıkarabilecek. Kurtlar Vadisi onlar da hızlı bir şekilde geçişini yapmak istiyor. Gemibaşı Esports ise köprüye yerleşmiş CEO. Köprülerden bu bölgede geçişini yapmak isteyen Melisa'ya izin vermeyecektir. O bölgeye doğru şimdi bakacak. Sizini korumaya devam edecek. Tabii ki MSI Sports'u bu bölgede oyuncular olduğunu farkında. Merakla bekliyoruz. Sergileyecekleri oyunlar nasıl gelecek acaba? Biraz daha sakin kalacak. CEO burada sessizliğini bozmayacak. İşte sessizlik ne zaman bozulacak? Bu bölgeye olası bir Merise Esports geçiş yapmaya çalışırsa
Sessizlik o zaman bulacak, bozulacak. Bir yandan arkalardan şimdi Riven Seven da geldi. MS Esports oldukça sıkışık bir konumda kalacak. Oo, şimdi Clutch 7, Clutch 9 o bölgede Stevan'ı yakalayacak. Hızlı bir şekilde oyuncuyu aşağı çekecek. Bombayla birlikte o bölgeyi de skor garantisini almak istiyor. Haneye yazacaktır Stevan skorunu. Tabi o bölgede bir oyuncu olduğu için Poser de şimdi galiba köprülerden hasar mı aldı diye bakarken hayır. Arkalardan gelmemiş olsa o hasar CEO. O hasarı vermemiş. Oğuz şimdi alana düşen isim olmuş. Sosnok alana artık net bir şekilde gelmiş. Bir yandan Sativan skoru şimdi o bölgede garantiye çevirilir. Revenge 7 şimdi bu bölgeye agresif girecek. Melisa Esports üzerine doğru bir oyuncu aşağı çekilebilecek mi diye bakarken iki oyuncu birden bir anda bulunacak. Raxi de o bölgeye doğru yaklaştı. Revenge 7 bombalarla birlikte bu bölgeyi zorlayacak. Bölgeye gönderilen bomba bakalım etkili olabilecek mi? Hayır, oyuncu düşürmeye yeterli değil. Bir yandan karşı bombalar da tabii ki bu bölgeye doğru gönderiliyor. Bakalım oyuncuyu düşürebilecek mi? Oo, Genco yakalandı ama o bölgede hala Clash 9 umidi var. Clash 9'a bu bölgede yakalanabilirse eğer belki şeyler çıkarılabilir. Sativan bir bomba daha gönderdi Clash 9 üzerine doğru. Ama yeterli değil, arkalardan attık destek gelmesi lazım. Poser bu bölgeye doğru geldi. Lewis de bu bölgeye doğru gelecek. Şimdi Clash 9 üzerine doğru da mermiler mi gönderiliyor diye bakarken Clash 9 aracıya çıkış yapmaya çalışırken o bölgede Sativan üzerine, Graxi üzerine doğru mermilerini gönderecek. Graxi o bölgede mermilerini gönderdi. Graxi Lewis'i de aşağı çekmeyi başardı. Poser artık tek başına. Graxi de bu bölgede tek başına. Poser açıklarda görülecek. Graxi çok net bir sprey ama oyuncuyu düşürmeye yeterli değil. Poser şimdi tekrardan görüldü. Graxi bakalım buradaki 1'e 4'lük konumu oynayabilecek mi yani? O pozisyon gelirse inanılmaz bir senaryo olur. Genco yakalanamayacak. Lewis kanamaya devam ederken Graxi bir bomba daha bulmuş. Poser üzerine doğru gönderecek o bombayı. Poser bu bölgede bulunursa eğer 1v4 gelecek. Oo, bir bomba daha. Poser yakalanabilir. Poser yakalanabilir ama hayır, kitini basmaya başardı. Radius boğulacak. Poser ise bombalardan hasar almaya devam edecek. Graxi bombalarla birlikte bu bölgede yapay red zone'ları gönderecek. 1v4 oynayacak. Melisa Esports 4 skor olarak Graxi'ye yazılacak. İnanılmaz. İnanılmaz yani. Şovlar gelmeye devam ediyor. Graxi bu bölgede Melisa'ya darbe vuracak. Artı Esports bu bölgede demiştik. Erken oyuncu kayıpları yaşamazsa, Melisa de erken elenirse şampiyonluk ümidi var demiştik. Oo, Scarlet görüldü. Scarlet görüldü. Yandan Nova Valio şimdi Sosnoko içerisinde. Şimdi bronz görüldü. Bronz üzerine doğru spray denemeleri gelmeye devam ediyor. Spray denemeleri gelmeye devam ederken köprü savaşları da gelmeye devam edecek bir yandan. Face to face yani madalyon şimdi bu bölgede bisikletle bir rotasyon içerisinde. Bisiklet içerisinde. Oh. Denemeler gelmeye devam ediyor bu bölgede.
Apnaen şimdi arkalardan Walden Insane tarafından görüldü. Denemeler gelmeye devam ediyor ama oyuncuyu düşünemeyecek. Yani bu bölgede köprülerin zorlanmasına gerek var mı? E tabi belki Kurtlar Vadisi burayı zorlayabilir. Yani zaten alanda önleri açık. Rahat bir şekilde geçişlerini yapacaklar. Herhangi bir problem yaşamadan geçişlerini yapacaklar için en azından gitmeden önce buradan çıkarabildikleri skorları çıkarmaya çalışacaklar. Yani yapılabilecek en mantıklı oyun şu anda Kurtlar Vadisi tarafında. Yani burada işte zorlanmaması gereken isimler kim? RT Sports, TTA da bu bölgeye doğru geldi. Onlar da köprüyü zorlayacaklar bir yandan. Gerek var mı? Bu tartışılır. Bu kadarına gerek bence yok. İnanın gerek yok. DTA kadrosu da sesimizi duydu. Herhalde buradan uzaklaşacak. Bir yandan Digital Athletics de bu bölgeye geldi. Şimdi Freak Seven o bölgede Doğaç tarafından görüldü. Gözüne kestirdi o ismi. Oyuncuyu neredeyse düşüreceklerdi ki Fearless son noktayı korudu. Doğaç'ı düşürecekler. Bir yandan S4S'de Scarlet'a yakalanacak. TTI Sports'a bu bölgeye doğru gelecek. Marsus skorda yakalandı. Bir yandan Aptan önünde bulunan isime doğru Golden Insane'e doğru spreylerini gönderecek. Digital Athletics kadrosu burada en akıllı davranışçı yapıp alan içerisine sudan geçiş yapmayı tercih edecek. Ve bir yandan Gamebaşı Esports. Onlar da zaten Doğu Köprüsü'ndeydi. Rahatlıkla alana doğru girişlerini yapacaklar. Herhangi bir problem yok. Art kadrosu bu bölgede bulunuyor. Stufes tarafında Uzi yakalanmış. Ama o uzaklardan görmüş o sporu ama oyuncu kaldırılır diye düşünüyorum. Yani bu bölgede oyuncunun bitirilmesi öyle kolay bir şey olmayacaktır. Face to face buna izin vermeyecektir. Lucifer hızlı bir şekilde geldi. Takım arkadaşını hayata döndürecek. DTA kadrosu ise köprüden geçişini yapacak anlaşılan. Mı acaba? Hayır, onlar da yüzerek geçişlerini yapacaklar. Onlar da yüzerek geçiş yapacaklar. Yani bu bölgenin hızlı bir şekilde araçlarla şimdi kıyıda tekne aranacak. DTA kadrosu. Onlar Doğu Köprüsü'nü tercih edecek ama Gemibaşı Esports hala buradan bir takım bekliyor. Hala buradan bir takım bekliyor. E onlar alanla birlikte geçişlerini yapacaklar. Şimdi TTA buradan gelirken bir yandan S4S tarafında Symphony takım arkadaşı Rivailo birlikte bu bölgeye geldi ama Hegemonya'da bu bölgeye doğru yaklaştı diyebiliriz. Yani bu bölgede sesleri mutlaka almıştır. S4S üzerine doğru bir oyun kurulacak anlaşılan. Symphony üzerine doğru bir spray denemesi var. Oyuncu oldukça canı azaltılacak ama düşürmeye yeterli değil. Şimdi diğer gelen Hegemonya oyuncuları bu bölgeyi bombalar ve yanıcılarla birlikte zorlayacak. Rivailo'nun da yere biliniyor mu emin değilim. Mutlaka biliniyordur. Rivaio'nun bilinmese bile Symphony'nin net bir şekilde biliniyor. Doğaç şimdi işte yakalanmış. Biz tam olarak bundan bahsediyorduk. Rudney de Cure tarafından aşağı çekilmiş. Keen ise zorlamaya devam ediyor köprüyü. Keen de şimdi CEO tarafından bulundu. Fearless de artık takımının son ümidi konumunda. Oo, şimdi üzerine doğru denemeler gelmeye devam edecek. Oo, Fearless yakalanabilir. Fearless yakalanabilir ama hızlı bir şekilde şimdi köprüden geri dönecek. Oo, şimdi biraz daha batıya gitmişiz. Sosnoka'dan dışarı çıkmışız. Biraz daha dağlara yükseleceğiz. RT Esports hala köprüde. Kurtlar Vadisi hala köprüde. Yani buna gerek var mı? Symphony skoru alındı. Bir yandan o bölgede artık
Esports'e de veda edeceğiz. Leo Esports şimdi. Monarşi bir şeyler deniyor ama tam olarak neyi denediğini anlayamadım. Tam olarak neyi denendiğini, neyin denendiğini anlayamadım. Novalu, onlar da Sosnoka içerisindeki konumlarını korumaya devam edecekler. Face to face ise Sosnoka'dan biraz daha dışarı çıkmış. Bir yandan şimdi alan dışından gelecek isimler mevcuttu. Fearless bu arada köprüden geçişini yapmış. Kıyıda da hayatta kalmaya devam edecek. En azından belli bir süre daha bu bölgede hayatta kalacak. Ega Monya tarafında şimdi Lucify bir oyuncuyu yakalamış. Tabi takasla alınacak bu bölgede. Cherry tarafından Kreus'ta bulunacak. Bir yandan Madcap ve Beast o bölgeye doğru gidecek ama karşılarında bir isim var. Tospik. Tabi uzaklardan Ega Novalu'nun da o bölgede olduğunu unutmayalım. Şimdi Tospik hemen alana giderken Novalu'ya yakalanabilir. Ama Tospik etliye sütlüye karışmadan bu bölgede alana gelecek. En azından bu bölgede hayatta kalmaya çalışacak. Ki alanı da girişini yaptı. Bu bölgede hayatta kalmaya çalışacak. Bir yandan game başı onlar da şimdi Digital Athletics üzerine doğru gidecek. Digital Athletics tarafında da P2 bitirilmişti. Oyun başında Voxy tarafından alınmıştı. Nexus tarafından alınmıştı. Aki7 alana kanayan isimde. O da artık bizlere veda edecek. Enjoy şimdi. Bir skor yakalayacak. Suyata da yakalandı. Uskat'a da veda ettik Scarlet. Artık tek başına. CEO. Oh, bombaya yakalanmış Scarface bu bölgede bombalarıyla başarılı işler yapıyor gibi diyebiliriz. Oh, Sefkan üzerine doğru da net bir bomba. CEO'nun aklı konumdayken Echo da arkalardan şimdi gelecek. Scarface bulunduğu kulübeden dışarı çıktı. George yakalanacak. Scarface bu bölgede mermilerini gönderecek. Karşısında Cure var. MG3'ü var. MG3'e göstermek istemezseniz. Upbor şimdi Sefkan'ı yakalayabilir ama hayır. Karşılarında bir sürü isim var o bölgede. Upbor'un bombasıyla bir iki oyuncu daha düşürüldü. Sion'la kanamaya devam ederken Sion tutulabilecek mi derken Upbor o bölgeye doğru yaklaşacak tabi. Oyuncular açık bir şekilde görüldü. Mermilerle birlikte skorlar alınacak. Artık takımının son bir ümidi var o bölgede. Sefkan sisler içerisinde bulunabilir. Upbor elleri alev alev. 5 skor sahibi. 6'ları 7'leri 8'leri istiyor o bölgede. Sefkan kitini basmayı başardı. Şimdi onu kovalayacak bir isim var. Upbor. Bu bölgeye inanılmaz gelecek. Clutch'lara bir clutch daha eklenecek bugün. O clutch'ın sahibi ise Upbor olacak. Novalu. Madalyona bir ismi kaybetmiş ama hızlı bir şekilde bu bölgede oyuncu tutulacak. Ooo Tospik sessizliğini bozmuş gibi. Niyeti bozacak. Mermilerini gönderecek hızlı bir şekilde bu bölgede de skorları almak için gelmek istiyor ama arkalardan bu bölgeye gelecek bir yardım yok. Extra Machine hızlı bir şekilde Anka ile birlikte alana doğru geçişini yapacak. Şimdi gittikleri bölgede de Kurtlar Vadisi bulunuyor. Soldan da o bölgeye doğru gelecek face to face. Sürprizler yapabilir. Buradan Vira skoru da Tospik'e yazılacaktır diye düşünüyorum. Evet tabi Tospik bu bölgede hala oyuncu olup olmadığı konusunda emin değil. Tospik tarafından hızlı bir şekilde bir skor alındı. Burada tesisatlar da toplanacak. Burada bir oyuncunun daha haklı olduğunu biliyordu. Orada bu oyuncuyu ararken tabi tepelerden buraya gönderilen mermiler mevcut. Madalyon bu bölgeye bakan isim. O da şimdi aracını atlayıp takım arkadaşları birlikte alana doğru geçin yapacak. Madcap tek başına bu bölgede. Bakalım o nasıl bir işler yapacak. Upbor o da Fearless tarafından görülmüş. Elleri alev alev olan bir isimdi. O da arkalardan TTA'ya skor olarak yazılacak. Tabi gittiği bölgede oyuncular olduğunu unutmayalım. Beast bu arada tek başına Novalu'yu elemeyi başarmış. Hızlı bir şekilde şimdi o da aracını atlayacak. Tospik o da Madcap tarafından görecek. Bir yandan face to face tarafında yere indirilen bir isim vardı. Scarlet tarafından şimdi o bölgede bir isim yakalanmış. Goldtaste mermilerini Scarlet üzerine doğru gönderiyor. Scarlet o bölgeye bir adet headshot gönderecek. Hızlı bir şekilde Scarlet skoru da alınacak. Bir yandan face to face şimdi Hegemonya'yı bu bölgede zorlarken alan içerisinde olan tek isim olduğunu unutmayalım. Ozzy açıklarda yakalayacak. Affetmeyecek Madcap skorunu. Sisler içerisinde de olsa Madcap o skor face to face'e yazılacak. Geriye 4 takım 11 oyuncu bizlerle birlikte.
Fearless. Bakalım sürpriz yapabilecek mi? Şimdi Lucifer o bölgede Beast üzerine doğru geldi. Beast'e doğru çıktı. Death Beast Play. Oyuncu hızlı bir şekilde bitirecekler. Face to face oyuncuları o bölgeye doğru girecek ama ne kadar mantıklı? Yani o lova girmek ne kadar mantıklı? O bölgede kaya cover'larınız var. Alan içerisindesiniz. Kurtlar Vadisi alana girerken araç içerisinde yakalayacaksınız. Şimdi bu bölgede hani 4 oyuncu yan yana. Bombalarla vesaireyle bu bölge zorlanacak. Geriye hala 3 takım hayatta. Hegemonya'ya da 4. olarak veda ettik. Bakalım ilerleyen dakikalarda bizlerle nasıl bir senaryo biz birlikte olacak. Fearless şimdi aracına atladı. Alana doğru geçişini yapacak ama gittiği bölgede de Jerry var. Jerry o burada bu skoru kaçırmayacaktır diye düşünüyorum. Jerry kaçırsa bile diğer oyuncular kaçırmayacaktır. Lucifer o skoru yakalayacak. Hızlı bir şekilde skoru alacak. Bir yandan Kurtlar Vadisi bu bölgeye doğru geldi. Şimdi Ozzy'yi gözüne kestirmiş. Bir Snoopy var bu bölgede. 4'e 4'lük bir savaş verecek face to face. Bakalım arka arka ikinci galibiyete gidebilecek mi? Skis skor sahibiler. Ooo, Walden Insane şimdi Ozzy'yi bu bölgede yakaladı. Önemli bir bölgedeydi o bölgede. Bir dakika sonra Kurtlar Vadisi alanına doğru geçişini yapması gerekiyor. Bombayla birlikte o bölgede Kurtlar Vadisi oyuncusu zorlanırken Walden Insane'in de farklı açılardan madalyonu zorlayacağını unutmayalım. Madalyon şimdi Walden Insane'i bulabilir mi? Maskov tarafından artık Ozzy skoru da alındı. Tepelerden gelecek isimler bu bölgede problem yaşatabilir. Walden Insane şimdi sisler içerisinden bu bölgede madalyonu zorlayacak ama Goldes şimdi arkalardan gelecek destekle birlikte Jerry tarafından bulunabilir. Walden Insane şimdi Jerry'i de bulacak. Hızlı bir şekilde Jerry de aşağı çekildi. Face to face. İki oyuncu ile birlikte hayatta. Goldes o bölgeye doğru gelecek. Goldes üzerine doğru mermiler gönderiliyor. Goldes şimdi o bölgede bir oyuncuyu daha bulmayı başardı. Walden Insane. Hızlı bir şekilde mermilerini gönderecek. Galibiyete gidecekler. Kurtlar Vadisi bu galibiyete ihtiyaçları vardı. O galibiyeti sonuna kadar hak edecekler. Tepelerden geldiler. Arkalardan dahil oldular. Hızlı bir şekilde galibiyeti de alacaklar. Tam tamına 8 skoru var bu takımın. İkinci sırada face to face. Maalesef arka arka ikinci galibiyete gidemedi. Onlar tarafında da 8 skor var. Üçüncü sırada TTA Fearless'la birlikte üçüncülüğe kadar gelmeye başardı. Kendisini tebrik etmek gerekiyor. Böyle konumlarda genelde oyuncular tek başına çok iyi işler yapamıyorlar ama baktığımız zaman belli ki TTA kadrosu bu bölgede güzel başarılı işler çıkaracak gibi görünüyor oyun sonlarında. Hegemonya tarafında baktığımız zaman yine bu takımın da agresif oyunları bizlerle birlikte 8 skor sahipler. 5. sırada Art kadrosu 4 skor çıkarırken 6. sırada Solo Esports. Onlar Symphony ile birlikte çok üzülürüm Tospik ile birlikte 5.liğe kadar gelecekler. Onlar tarafında da 4 skor toparlanmış. 7. sırada No Value 1 skor alırken 8. sıradaki Digital Athletics kadrosu onlar tarafında 10 skor var. Upborn'un tek başına 8 skoru var. Tek başına gemi başının adeta eriten isimdi. Gemi başı tarafında ise 3 skor alınacak yalnızca. Onlar skorların birçoğunu çok özür dilerim. Gimbaşı tarafında 5 skor var. Onlar 4 skoru yanlış hatırlamıyorsa onlar tarafında 6 skor olması lazım. Yani Digital Tactics tarafında 2 skoru aldılar. 3 skoru da TTA kadrosundan almadılar mı? Yanlış hatırlıyor olabiliriz. 10. sırada Leo Esports herhangi bir skor alamamış. Rome Squad tarafında ise Enjoy'un 1 skoru var yalnızca. 12. sırada S4S herhangi bir skor sahibi değil. 13. sırada Revenge Savun. Grax'in inanılmaz bir 1v4'ü vardı. Bizlerle birlikteydi. Melisa Esports'a bir clutch pozisyonuna girmişti. 15. sırada Bosporus. Herhangi bir skor sahibi değil. 16. sırada ise Offline'ı görüyoruz. Yalnızca Nexus'ın 1 skoru var. Onlar da Digital Athletics tarafında 2 skorunu yakalamıştı. Upforum'da 8 skor 776 hasarla maç yıldızı olduğunu görüntülüyoruz. Şimdi sizlerle birlikte ufak bir araya gideceğiz. Ardından Miramar haritasına doğru geçişimizi yapacağız. Bir yere ayrılmayın. Biraz sonra buradayız.
kill me like a Hellcat. Sevgili Leo izleyenleri, tekrardan sizlerle birlikteyiz. Miramar çöllerindeyiz. Bakalım takımlarımız neler yapacaklar. Hızlı bir şekilde şimdi Ladrilla'dan atlayış başlayacak. Campo Militar'a kadar süzülecek takımlarımız. Dilerseniz şöyle takımlarımız atlayışlarını yaparlarken biz de sizlerle birlikte şöyle bir puan tablosunu inceleyelim. Takımlar neler yapmışlar? Geçtiğimiz maçlarda sıralamalar nasıl değişmiş? Melisa Esports 110 puanlı hala şampiyonluk koltuğunda. İkinci sırada Art Esports 101 puanda. Üçüncü sırada Gemibaşı Esports 91. Dördüncü sırada Digiplat Dedik 84 puanda. Beşinci sırada Hegemonya 78 puanda. Altıncı sırada Solo Esports 74. Yedinci sırada Kurtlar Vadisi aldıkları galibiyetiyle birlikte kendilerini ilk satıra yazacaklar. 67 puandalar. Sekizinci sırada Face to Face 66. Dokuzuncu sırada TTA Esports 55 puanda. Novalu 51. Revenge 7 42 puanda, Offline Gaming 38, Rom Squad 35, Leo Esports 27, Bosporus 19 ve S4Red 11 puanla birlikte 16. sırada. Hızlı bir şekilde şimdi atlayışlar da gelecek. Bakalım takımlarımız neler yapacaklar. Artık Leo King Flanen'in sonuna doğru geliyoruz. Takımlar neler yapacaklar? Şöyle. Oo, Novalu. Şimdi Vira bu bölgede birebirlik bir savaşa girecek. Oo, Nexus şimdi tekrardan yakalanmış. Revenge 7 bölgeye tekrardan girmiş. Oo, mermiler güzel gönderilecek. Oyuncu aşağı çekilebilir. Nexus'a doğru mermiler çok güzel gönderecek. Mercy's Helios'u aşağı çekmeyi başardı. Graxi geçtiğimiz maç Clash pozisyonlarını oynayan bir isimdi. Voxy Lap'la birlikte hızlı bir şekilde bu bölgeye doğru geldi. Crespo üzerine doğru bir spray denemesi var bu bölgede. Şimdi mutantına davranacak o bölgede. Crespo ile birlikte hızlı bir şekilde dönüşler gelecek ama Crespo Voxy'yi de yakalayacak bu bölgede. Hızlı bir şekilde oyuncu da bulunacak Lap. Artık tek başına takım arkadaşlarının son ümidi konumunda. Novalu tarafında Extra Machine bulunmuş. Kaldırılacak TTA kadrosu bu bölgede bulunuyor. Rudney şimdi Hamu'yu yakalamış. Onlar tarafında da Fearless bitirilmişti. Vira şimdi Rudney'i yakaladı. Anka tarafından hızlı bir şekilde skor garantisi alınacak. Vira'ya doğru Doğaç sessizce yaklaştı. Şimdi üzerine doğru gidecek burada oyuncuların. Vira o sesleri aldı. Hızlı bir şekilde bu bölgede mermilerini gönderecek. Doğaç Vira'yı da aşağı çekmeyi başardı. Geçerken... Son anda yakalanacak. Keen artık tek başına o bölgeye gelmeye çalışacak ama. İstenilen sonuç gelmeyecek gibi görünüyor.
GTA kadrosu için de iyi bir açılış olduğunu söyleyemeyeceğiz. Yandan lap skoru da artık alınmış bu bölgede. Baktığımız zaman geçtiğimiz Miramar'a benzer bir alan bizlerle birlikte. Ve tabi üst sıraları zorlayan takımlar hala hayatta. Yani o takımlar kimler işte? Hızlı bir şekilde tekrardan sıralamayı açıp sizlere gösterelim. Digital Athletics, Gemibaşı, Art Esports, Melisa Esports. Yani bunlar artık 80 puan bandını geçen takımlar. Tabi Hegemonya, Solo'yu da bunlar içerisine katabiliriz. Ya baktığımız zaman aslında Hegemonya değil de hani 80 puan bandını geçmiş mesela. Digital Athletics'e baktığımızda 1. ile aralarında puan farkı 26. Şimdi Leo Esports'tan da yakalanan isimler var. CEO o skorları yakalayacak mı diye bakarken Echo burada o skoru yakalamış ama kendisi de aşağı çekilmiş tabii ki. Curious tarafından hızlı bir şekilde kurtarılacak. Leo tarafında ise alınan isimler mevcut. Bu bölgede Monarşi, Rose'la birlikte hayatta kalmaya çalışacak. Oo, size göstermedik. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim sıralamayı açarken. Kapatmayı unuttuk. Monarşi etrafını yoklamaya devam ederken Keen skoru da Amo tarafından alınacak. Uvalu tarafında da Extra Machine'e veda ettik. TTI Sports bizlere 15. olarak veda eden takımın arasına girecek. Bakalım yani. Tabi son maça kadar hala bir şeyler değişebilir. Hala sürprizler yapılabilir. O sürprizler nasıl gelecek merakla bekliyoruz. Yani çıkış yapabilecek bir takım olacak mı? RT Sports mesela. Aralarında çok bir fark olduğunu söyleyemeyiz. Yani Digital Athletics aynı şekilde bu takımlar arasında yer alıyor. Gemibaşı yine aynı şekilde. Onlar biraz daha üst sıraları zorlayan takımlar arasında. Merakla bekliyoruz. Yani sonuçların nasıl geleceği, nasıl şekilleneceği bizlerin bir merak konusu diyebiliriz. Rome Squad. Onlar da hızlı bir şekilde alan içerisinde şimdi konumlarını alacaklar. Bizler merakla bekliyoruz takımlar neler yapacak. Artı Esports eksik olan tesisatları da toparladı. Artık alan içerisine doğru geçişini yapacak bir yandan Kurtlar Vadisi. Onların biz bu bölgeye geldiğini görmüştük. Geçtiğimiz maçlarda da bu bölgeye oyunlarında geliyordu. Onlar tekrardan bu bölgeye doğru geçişini yapmışlar. Burada hayatta kalmaya çalışacak bu takım. Buradan en azından rotasyonlardan haberleri olacak. Skorlardan haberleri olacak. Ve tabii geçtiğimiz maç Artı Esports bu bölgeye gelmişti. Kurtlar Vadisi'nin biz burada çok oyunlarını izleyememiştik ama Artı Esports'un burada oyunlarını görmüştük genelde. Oo, Rose şimdi gemi başından bir oyuncuyu yakalamış. CEO skorda gelecek anlaşılan mı? Acaba hayır. Skoru yakalayamamış. CEO gemi başı için önemli bir isim. Monarch de arkadan desteğini vermek için hareketlenecek. Şimdi Sefkan görüldü o bölgede. Sefkan skoru alınabilir. Sefkan hızlı bir şekilde aracından inecek mi diye bakarken Sefkan şimdi son anda yakalandı. Tepelerden destek bakıyor. Takımına çok güzel bir destek verecek bu bölgede. Oyuncuyu kurtarmayı başaracak. Ya tabi hızlı bir şekilde bir oyuncunun o bölgede takım arkadaşına geçiş yapması lazım. Tabi bir yandan da alınması gereken bir isim var bu bölgede. Raus. Hızlı bir şekilde üzerine doğru da gelinecek. Şimdi mermilerini gönderdi. Cure bu bölgede aşağı çekildi. Hızlı bir şekilde ikinci, üçüncü oyuncu üzerine doğru da mermiler gönderiliyor. CEO bu bölgede aşağı çekilebilir mi diye bakarken hayır. CEO bulunamayacak. Hızlı bir şekilde de Tevkan'a doğru şimdi bir yolculuk başladı Echo tarafından. Bagisini atlayacak. Takımını hayata döndürecek. Gimbaşı güzel bir açılışla birlikte 4 skorun sahibi olacak.
Evet, harita biraz daha şimdi sizleşecek mi diye bakarken hegemonya Novalu üzerine doğru gitmiş. Vira görüldü şimdi. Matlab tarafından o bölgeye doğru bir spreyi gönderecek. Oo, Vira ışıkta yakalanacak. Reus'u spreyi çok güzel bir şekilde gönderdi. Bir yandan Anka o bölgeden şimdi uzaklaşmaya çalışacak. Vira'nın kaldırılması mümkün bir senaryo değil. Hızlı bir şekilde o skor alındı. Novalu artık bu bölgede Anka'nın eline bakıyor. Tabii hala hayatta olan bir isim var Hamo. Ama o bu bölgeden uzak bir konumdaydı. Bu bölge dahil olacak mı emin değilim. Üzerine doğru Anka'nın gelinirken artık Hegemonya o sesleri aldı. Üzerine doğru mermilerini yağdıracak. Bir bomba pişirildi Hegemonya'ya doğru. O bombayla birlikte bu bölgede skor yakalanabilir. Anka o bombayı gönderip göndermemek konusunda kararsız kaldı. İptal edecek bir adet enerjisini bastıktan sonra o bombayı tekrardan mı pişirecek? Kreus farklı açıları kovalıyor anlaşılan. Görülebilir. O bölgede araç spreyini Anka'nın güzel attığını biliyoruz ama oyuncuya hasar veremeyecek. Bir yandan Hamo şimdi Akisev'in o bölgede zorlayacak. Bir yandan Artı Esports oyuncusu kesiyor. Bu bölgede Rome Squad üzerine doğru gelecek. Rome Squad'dan da tabii ki bu bölgeye doğru mermiler gönderiliyor. Scarface görmediğimiz tarafta Capper'ı yakalamış. Upward tarafında ise S4S. Ne oluyor burada? Burada ne oluyor? Ne oluyor burada? Ne oluyor? 3 ekip savaşı var bu bölgede. Bosporus, Digital Athletics, S4S. Bunlar bu bölgede skorları kovalayacaklar Capper skor alanında. Bir yandan Bosporus üzerine doğru giden bir Digital Athletics kadrosu var o bölgede. Upward üzerine doğru da gelen bir S4S bizlerle birlikte. Upward arkaya doğru çıkacak ama Revive tutulmaya çalışılırken o bölgede dikkat edilmesi lazım. Bombayla birlikte Marso'da yakalanabilir. Marso'da yakalanabilir. Son anda yakalandı. Bir yandan Digital Athletics oyuncuların o bölgeye doğru desteği geliyor mu diye bakıyorum. E tabi hem uzaklardan Symphony'nin mermileri var hem de burada Bosporus'un mermileri var. Digital Athletics bu bölgede skorları almak için biraz zorlanacak gibi görünüyor. E bir yandan güneyde görmediğimiz tarafta şu anda Rome Squad tarafında bir savaş var. Art kadrosuyla onlar bir savaş veriyor. Bosporus kadrosu ise buradaki savaşı zorlamayacak. Upward burada 1'e 3'lük 1'e 4'lük konumu oynamak durumunda. Oo, yanıcıyla gönderildi. Bu bölgede yeri biliniyor. Aranacak. Upward aranacak. Geçtiğimiz maç çok başarılı işler yapmıştı. Oo, şimdi mermiler gönderilmeye başlandı Upward tarafından. Artık yeri biliniyor. Takım arkadaşlarından destek gelmesi lazım. Arkadan gönderilen mermilerle birlikte bu bölgede Upward oyuncuları düşürebilir ama S4S'in de tabi bu bölgede oldukça etkili olduğunu düşünmüyor. Unutmayalım Upward şimdi bir oyuncuyu yakalamayı başardı. Bu bölgede Reyner'ın mermileriyle birlikte Upward aşağı çekilecek. Bir yandan uzaklardan şimdi Reyner o bölgede George'u da yakalayacak. Digital Athletics tarafında iki oyuncu birden yere serilecek. Tabi bu bölgede George tutulurken Upward'un kaldırılması pek mümkün değil. Onlar da hızlı bir şekilde araçları atlayıp bu bölgeden uzaklaşacaklar. O bölgeye doğru bir flank denemesinde bulunan bir isim vardı. Oo, bu görülecek. Symphony açıklarda kalacak. Araç patlatılabilir. Symphony aracından atlayacağı dakikayı çok güzel belirledi. Burada cover'a geçmeyi başardı mı? Son anda. Son anda geçmeyi başardı. Bölgede ketini basarken stratejik sonuçları da tabii ki agresif bir şekilde bu bölgeye gelecek. George açıklarda görecek, tekrardan görülebilir. Bir mermiye ihtiyacı var Senfoni'nin. O bir mermiyi gönderirse oyuncuyu yakalayabilir. Oyuncuyu düşürecek. Bir yandan Marso da o bölgeye doğru gelmiş. P2 üzerine doğru mermilerini gönderecek. Açıklarda kalacak Digital Athletics kadrosu. Puanlara oldukça ihtiyacı olan bir takımdı. Arkalardan da tabii ki destek var. Senfoni'nin bir mermiye ihtiyacı var. Ama gerek yok. Reyner bu bölgeye zaten geldi bile. Scarface artık bu bölgede tek başına takımının son ümidi konumda. Bir yandan sola Esports Hegemonya'yı görmüş.
Güneyde bir savaş daha verilecek gibi görünüyor. Romskuat ise Oğuz kaybedilmişti. Onlar da bu bölgede şimdi güvense bunu zorlayacak anlaşılan. Cumali bu bölgede aşağı çekilmiş. Bir yandan S4S kadrosu o bölgede Scarface'i arıyor. Faki 7 şimdi Falconis tarafından aşağı çekilmiş. Solo Esports agresif bir gelecek. Agresif gelecek. Koldex hızlı bir şekilde aracına atladı. Tabi arkalardan gönderilen mermiler vardı. Aracından atlayacak. Güzel bir koltuk değişimiyle birlikte burada akıl oyunlarını gösterecek gibi görünüyor. Koldex bu bölgeye doğru yaklaştı. Matkap'ı ve orada Faki 7'i yakalayacak. Matkap kendisini yere bırakacak. Şimdi arkaya doğru çıkmaya çalışırken Haki 7 skoru alındı. Bir yandan Matkap kavra geçmeyi başardı. Kreos üzerine doğru da gidiliyor tabii ki. Solo Esports oyuncuları da farklı açılardan tabii ki bu bölgeye doğru yaklaşacak. Ooo Scarface Symphony görmüş görmediğimiz tarafta. Scarlet tarafından Matkap şimdi arkalardan görüldü. Kreos'ta görülebilir. Hegemonya puana ihtiyaçlı olan bir diğer takımdı. Onlar da galiba bizlere erken veda edecek ama Kreos buradan çıkmayı başardı. Beast'in hangar içerisinde olduğunu unutmayalım. Ooo Falconis şimdi Kreos'u da görecek. Skor garantisi gelebilecek mi diye bakıyorum. Zorlanacak ama tabii ki skor garantisi gelmeyecek. Up9 ise Solo Esports'a doğru mermilerini çevirmiş gibi görünüyor. Coldex tarafından hızlı bir şekilde Freak 7 yakalanacak. Bir yandan o bölgede Sistar kullanılıyor. Up9 görülebilir. Dikkat edilmesi lazım. Symphony skorunu zorlayacak. Falconis o bölgede görülecek. Sizleri zorlayacak o bölgede Up9. Nine şimdi alan dışında kaldı. Hızlı bir şekilde aracını atlayıp alana doğru girişini yapacak. S4S tarafında ise bir oyuncu daha düşürülmüş. Scarface. Arsu skorunu yanıcıyla zorlamak istiyor. S4S oyuncuları bu bölgeye gelecek mi emin değilim. Onlar hala 4 oyuncuları hayattalar. Zaten Marsu'nun yerde olduğunu unutmayalım. Scarface şimdi bu bölgeye skor almak için gelecek mi diye bakarken bu istatistik tarafında ortada bir alan yani graveyard'ı görmemiştik. Bir de graveyard alanı görelim. Melisa Espor şimdi kuzeyden girişini yaptı. Bir yandan Bosporus oraya doğru gelecek. Gemibaşı bir yandan o bölgede yakın. Bosporus bu bölgede rotasyon atarken dikkat etmesi lazım. Yani hem Gemibaşı hem Driven Seven bu bölgede doğru mutlaka mermileri gönderecektir. Şimdi o mermileri gönderen isim Gemibaşı. Eko burada açıklarda yakalayacak. Mermilerini gönderecek. Şimdi AKM ile birlikte bu bölgede CEO Reduce'a çok net bir spray. Mercy's Cumali'yi bulurken Eko açıkta görülecek. Bantep ile birlikte Eko aşağı çekilmiş olsa da CEO tarafından hızlı bir şekilde skor gelecek. Bir yandan güneyde savaşlar verilmeye devam ederken biz tekrardan kuzeye Digital Athletics ekranlarına geçeceğiz. Scarface bu bölgede tek başınaydı. Clutch pozisyonunda karşısında Rainer var. Bomba ile birlikte Rainer'ı alabilirse işi biraz daha rahatlayacaktır. Şimdi Rainer'ı aşağı çekmeyi başardı. Kuzeyden tepelerden inecek bir S4S oyuncusu var. Marsu bu bölgeye çoktan geldi bile. MK vuruşlarıyla bu bölgede Marsu'yu zorlarken Scarface çok kaliteli bir isim bu bölgede. Clutch pozisyonunu rahatlıkla oynayacaktır ama yani o Traktör onu ne kadar koruyabilir işte. Bizim bunu tartışmamız lazım. Hegemonya. Güneyde. Onlar da bu bölgede Solo Esports'la bir savaş içerisindeydi. Bakalım yani alanımız nasıl gelecek.
İyiyiz şimdi. Solo Esports üzerine doğru gidecek. Bir yandan Kreosol bölgeye zaten yakınlaşmıştı. Koldex şimdi onu yakalayacak. O ses bug'ı bazen işinize yarasa da bazen yaramıyor işte. Bir yandan Kurtlar Vadisi oyun başından beri bayağı sessizdi. Diyecektim ki sessizliğini bozmuşlar. Senfoni tekrardan aşağı çekilmiş. Kaldırılacak ama kaldırılırken dikkat edilmesi lazım. Biz burada sürpriz yapan isim olabilir. Ospik hızlı bir şekilde burada enerjiyle birlikte canını toplayacak. Bakalım takımlarımız neler yapacaklar yani. Oldukça merak konusu. Şimdi Beast görüldü. Dospik tarafından o bölgeye doğru bir deneme de mevcut. İsim bu bölgede alana girişi öyle kolay olmayacak. Oh! Biraz daha güneye gitmişiz. Tabi Romscott bu bölgede rahat. Artı Esports'ta agresif bir oyun sergileyip bu bölgede sol Esports üzerine doğru gelecek. Falcone ses bug'ı yapmaya çalışırken şimdi Upnine'a yakalayacak. Beast şimdi uzaklardan görüldü. Skarlı çok net gönderecek o spray. Bir yandan Falcone spray'de o Falcon skorda o bölgede alınacak. Arkalardan Kurtlar Vadisi dahil olacak. Kisiyor aşağı şekilde. Scarlet'a tabii ki o mermilerden nasibini alacak. O da solo esports'la karşılıklı bir savaş içerisinde. E tabii açıkta kalan isimler mevcut. Rom Squad'dan Oğuz şimdi açıklarda görülmüş o da. Mercy's tarafından hızlı bir şekilde skoru çevirecekken baktığımız zaman ben şunu görüyorum. Dimension gerçekten araç spreylerini, araçta giden oyuncuları çok güzel bir şekilde yakalıyor. Freak 7 oraya çektin bombayı attın 2 skoru aldın. Ama yok. O riski almayacak. O riski almayacak. O denemelerden istenilen sonucun da gelmeyeceğinin farkında. Bir yandan kesiyor aşağı çekilmişti kaldırılmış. Gimbaşı Esports ise farklı bir rotasyona giderken Melisa Esports de kuzeyde S4S'i görecek. Melisa Esports aynı şekilde puana ihtiyacı olan takımlardan biriydi. Bakalım. Clash 9 şimdi Reiner tarafından açıklarda görülecek. Skor gelecek mi diye bakarken hayır gelmeyecek çünkü Madalyon'dan destek var o bölgeye. S4S tarafında iki oyuncu yerdeyken Reiner artık face to face'ten kaçamayacak. Bir yandan Marsu kurtarıldı. Bu bölgede S4S 3 oyuncu ile birlikte hayatta kalmaya devam ederken Melisa tarafında ise Clash 9 tutulacak. Lewis şimdi Revenge 7 üzerine doğru gitmiş. Sativan skoru bu bölgede alınacak. İntikam mı alınacak gibi görünüyor Revenge 7'dan. Tabii Mercy'sinde bu bölgede olduğunu unutmayalım. Arkadan gönderilen memlerle birlikte artık Melisa Esports burada bir isim olduğunun farkında. Oh, Graxi. Bir yandan CEO'yu görmüş. Hızlı bir şekilde CEO skoru da alınacak. Tabii hiç kimsenin hesaba katmadığı bir takım var bu bölgede. Novalu. Onlar da aranıyor. Bulunabilir. Dikkat edilmesi lazım. Merakla bekliyoruz. Onlar da bizlere sürpriz yapacak bir isim olacak mı acaba? Oooo. Oraya doğru. Hamodan. Bir spray denemesi ama. Tekrardan bir deneme gelecek. O istenilen sonuç çıkmayacak. Bir yandan Rom Squad. Onlar da face to face'i yakalamışlar. Alana girişini yapmaya çalışan bir face to face kadrosu vardı bu bölgede. Jerry aranıyor. Üzerine doğru da mermiler gönderecek. Lucifer skoru alındı artık. Face to face'in elleri bu bölgede Madalyon ve Jerry'nin elinde. Face to face'in kaderi çok özür dilerim. Bir yandan Melisa Esports tarafında Lewis aşağı çekilmişti. Genco şimdi arkalardan gelen mermilerle birlikte bu bölgede Crespo tarafından aşağı çekilecek. Bir yandan Clash 9 arkalardan dahil olacak ama ne kadar erken gelirse o kadar iyi olacak ama Clash 9'ın sağlığı yok. Alana giremeyecek. Bir yandan artık Cure o bölgede spray ile birlikte bir oyuncu olduğunun farkında. O bölgeye doğru da bir spray gönderecektir diye düşünüyorum. Bir yandan S4S tarafında Marso ve Rivayo. O da Ankara skor olarak yazılacak. Güneyde şimdi Upnine üzerine doğru gelinmiş bu bölgede Kurtlar Vadisi. Üst katı zorlayacak.
bombalarla birlikte Apnine gelen Rush'ı kesmek istiyor ama kesiyor. Meskof'u aşağı çekmeyi başardı. Apnine de tabii ki bu destekle birlikte biraz daha rahat bir oyun sergileyecektir diye düşünüyorum. Şimdi üzerine doğru gelen isim görmedi onu. Onu görmedi. Apnine bu bölgede. Oo, kesiyor. Şimdi Wolverine Zane tarafından yakalanmış. Bir yandan Apnine'da aranıyor. Apnine'da aranıyor. Maskov şimdi Apnine'da bulmaya başaracak. Bir yandan takım arkadaşı Scarlet uzaklardan bu bölgede Kisuyu'nun bulunduğu bölgeye doğru bakıyor ama Freak de en uzaktan o bölgeye dahil olacak. Oo. Wolverine Zane şimdi Scarlet tarafından aşağı çekildi. Hızlı bir şekilde o bölgeye doğru da oynanacak. Bakalım bu bölgede 1'e 2'lik konutma oynayabilecek mi? Suetar görmediğim tarafta Crespo'yu yakalamış. 3 tane kurtlar valisi oyuncusu bu bölgede Scarlet üzerine doğru gelecek. Scarlet'ın yapabilecek çok bir şeyi yok. Break 7 uzaklardan dahil olacak. Artık 4. maçımızdayız. Revenge 7 oyuncuları alana veda ederken Mercy's bölgede Gimbushi Esports alan ortasında çok net bir konumda. Sefka'nın bulunduğu konum görüldü. 1 dakikası var. Echo da tabii ki yeri biliniyor. Krax ile birlikte Revenge 7 12 skora ulaşmış. Oo, Echo şimdi Mercy's tarafından aşağı çekildi. Artık Novalo onların yerinden haberdar. O bölgeye doğru yaklaşacaktır. Bir yandan arkalardan gelecek Kurtlar Vadisi'ne doğru. Spray de bu bölgede Krax tarafından denemeler yapacak. Maskov şimdi Toxic skorunda yakalayacak. Echo'nun burada kaldırılması mümkün değil. Hamo bir bombayla birlikte burada Mercy'si vuracak ama Mercy's de karşı takısını tabii ki bombayla aldı. Bir yandan şimdi Echo'ya doğru gidiliyor. Cure üzerine doğru mermiler Art Esports tarafından gönderecek. Cure o bölgeyi zorlamayacak anlaşılan. Aracıyla birlikte gezerken şimdi bulunduğu konuma geçişini yapmaya devam edecek mi derken, aracından atladı. Echo tutulabilecek mi derken biraz geç kalındı. Azıcık daha erken gelinmiş olsaydı biraz daha rahat bir oyun gelebilirdi. Bir yandan Sefkan şimdi kaya arkasında zorlanacak. Araç arkasında mermiler güzel gönderildi. Oo, ayakları görünüyor, ayakları görünüyor. Sefkan yakalanacak. Yanıcı ile birlikte de skor garantisi gelecek. Biz gemi başına galibiyet yazarken bir anda gemi başına atabağa veda mı edeceğiz? Kurtlar Vadisi 4 oyuncu ile hayatta 7 skor sahibiler. 8 zincirleri 9'uncuları istiyorlar belli ki. Hamo da görülecek. Bir mermiye ihtiyaçları var. Hamo alan dışında kaldı. Belki Gold Day skorunu yakalarım diye bakarken o da bizlere veda edecek. Geriye 3 takım 7 oyuncu. Freak hiç kimsenin hesaba katmadığı bir isim. Tabi bu bölgede Gemibaşı Espor'un yeri biliniyor. Freak 7'ın yeri bilinmiyor. Artık aracıyla birlikte o da hareketlendiğinde Freak 7'ın da bu bölgede yeri öğrenilecek. Alana doğru girişini yaptı. Bu bölgede hayatta kalmaya çalışacak Sefkan. Skoru Freak 7 tarafından alındı. Bir yandan Cure tarafından bu bölge görülebilir. Cure o skoru aldıktan sonra ikinciliğe taşıyacak takımını. Bunun farkında karşısına gelecek 4 kişilik bir Kurtlar Vadisi oyuncusu mevcut. Tabi o flankle birlikte bu bölgede Cure yakalanabilir. 5 bomba sahibi bombalarını o bölgeye göndermek için neyi bekliyor acaba? Bunu sorgulamak lazım. E tabi Kurtlar Vadisi şimdi Cure üzerine doğru gelecek. Cure'un bu bölgede ikinci olarak elendiğini görecek miyiz derken Cure inanılmaz bir akıl oyunuyla birlikte bu bölgede Metcalf'ı aşağı çekmeyi başaracak. Tabi uzaklardan gönderilen Freak'in mermileriyle de Cure bulundu. Artık Snoopy de bu bölgeye doğru gelmişti. Oyuncu yakalanabilir. Dikkat edilmesi lazım. Walden Insane o mermiyi gönderecek ve galibiyete gidecekler. Kurtlar Vadisi inanılmaz bir şekilde oyunu kendilerine çevirdiler bir anda. 9 skor sahibiler. 2. sırada RT Sports 4 skor alırken 3. sıradaki Gemibaşı 6 skorla 3.lüğe kadar gelecek. Cure'un orada yaptığı akıl oyununa ağzımız açık kaldı adeta. Novalu 6 skor alırken 5. sıradaki Revenge 7 baktığımız zaman bu takımın toplamda 13 skoru var. Yani İnanılmaz bir oyun bu tarafta gelmiş gibi görünüyor. 6. sırada Solo Esports 3 skor alırken 7. sıradaki Rome Squad 5 skor yakalayacak yalnızca. S4S 4 skor sahibi, Face to Face 1 skor sahibi. Melisa Esports 10. ve 2 skor sahibi. Muhtemelen bu maçla birlikte artık RT Esports burada aldıkları sıralama ve kill puanlarıyla birlikte kendilerini birinciliğe yerleştirecekler. 11. sırada
Hegemonya, skor sahibi Digital Athletics yine üst sıralarda olan bir takımdı. Burada aldıkları puanlar onları biraz aşağı çekecektir. Bir skor sahibiler 13. olarak veda edecekler. Bosporus tarafında herhangi bir skor yok. 13. olarak veda edecek bu takımda. Onun öncesinde de Leo Esports. Onlar tarafında da herhangi bir skor yok. 15. sırada TTA Esports bir skor alırken 16. sıradaki offline kadrosu bizlere ilk veda eden kadroydu. Minas bölgesindeydi. Onları da gördük. Onlar da herhangi bir skor çıkaramamıştı. Event 7 tarafında Crespo 6 skor 904 hasarla maç yıldızı olmayı başarmış. Şimdi dilerseniz şöyle ufak bir araya gidelim. Ardından sizlerle birlikte Sanok haritamızı oynayacağız. Son harita hala hiçbir şey belli değil. Hala şampiyon belli değil. Merakla bekliyoruz. Sıralamalar nasıl şekillenecek acaba? Şimdi ufak bir araya gidiyoruz. Biraz sonra buradayız. Leo Kingling maratonunun finalinde şampiyon belli olacak. Bir yere ayrılmayın. Like a Hellcat.
know there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Even get to bronze. Evet sevgili Leo King League ekranlarındayız tekrardan. Sizlerle birlikte turnuvamızın, ligimizin artık sonuna geldik. Son maçımız, son haritamız, Sanok haritası. Yani o kadar güzel anılarımız oldu. O kadar inanılmaz anlar yaşadık. İnanılmaz clutch'lar izledik. Kah güldük, kah üzüldük. Şimdi, dilerseniz söyle takımlar Hatim bölgesinden Kampong'a kadar atlayışlarını yaparlarken biz de sizlerle birlikte şöyle puan tablomuzu inceleyelim. Şöyle ilk 5'i konuşmak istiyorum sadece. Diğer takımların artık biraz daha ilk 3'e iddiası geride kalacak. Hatta yani ilk 7'yi bile konuşabiliriz aslında baktığımız zaman. Artı Esports geçtiğimiz haritada aldığı ikincilikle birlikte 117 puanda. İkinci sırada Melisa Esports 113, Gemibaşı 107, Kurtlar Vadisi 91, Dijratatik 86, Hegemonya 81, Solo 81 puanda. Diğer takımların da sıralamaları bu şekilde. Artık son haritamız dediğimiz gibi takımlar atlayışlarını yaptılar. Hızlı bir şekilde Sanok haritasına girişimizi yaptık. Bakalım artık takımlarımız nasıl yollar izleyecek, nasıl atlayışlar yaptıktan sonra nasıl savaşlar verecek. Bizler için bu bir merak konusu. Kurtlar Vadisi Solo Esports'la birlikte atlayışlarını yaptılar. Bir yandan aslında burada şampiyonluk iddiası olan takımlar oldukça yakın atlayış yapmış. Yani baktığımız zaman RT Esports, Gemibaşı burada birbirlerine yakın takımlar. Melisa Esports yine aynı şekilde şampiyonluk iddiası olan takımlardan biri. Onlar da Riven Seven'la yakın bir atlayış içerisindeler. Hegemonya aynı şekilde bu bölgede yakalanabilir. Offline bu bölgede. Yani oldukça sürpriz bir harita. Oldukça sürpriz bir harita. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Digital Athletics Bosporus'ta yakın bir atlayış içerisinde. Solo Esports baktığımız zaman Kurtlar Vadisi ile bir main fight içerisinde. Dediğimiz gibi bizler için oldukça sürpriz bir harita olacağını söyleyebiliriz. Bir yandan Madcap şimdi o bölgeye doğru girecek. Madcap hızlı bir şekilde skoru almaya başardı. Bir oyuncuyu yakaladı bu bölgede. Vox'i skorunu alacak. Vox'i de burada hızlı bir şekilde skora çevrilecek. Bakalım yani bizler için oldukça meraklı bir harita. Oldukça sürpriz bir harita. İlk kan bu bölgede offline tarafından döküldü. Hegemonya yine aynı şekilde biraz daha üst sıralarda bulunan şampiyonluk iddiası olmasa bile ilk 3 iddiası olan takımlardan biri. 81 puan sahibi. Baktığımız zaman ilk 3'te bulunan Gemibaşı ile aralarında aslında 26 puan gibi bir fark var. Yani 14-15 kilde bir galibiyetle birlikte Gemibaşı geçilebilir bu bölgede. Onlar skorları açlar. Agresif oynayacaklar. Agresif oynamak zorundalar hatta öyle söyleyeyim. Bir yandan yine baktığımız zaman Digital Athletics kadrosu bunlar yine bu takımlar arasında agresif oynaması gereken takımlardan biri. Bir yandan kesi üzerine doğru şimdi Gemibaşı Esports gelmiş. Kesiyo bu bölgede sesleri alacak. Hızlı bir şekilde uzaklaşacak. Yani baktığımız zaman da şu anda Kamp Alfa Dağları diyebileceğimiz bir alan bizlerle birlikte. Oldukça sürpriz bir alan. Oldukça sürpriz bir harita. Dediğimiz gibi sonuçlar her şeyi değiştirebilir. Exclamation şimdi Novalio bu bölgeye dahil olmuş. Hegemonya'dan bir oyuncuyu yakalayacaklar. Bosporus tarafında bir oyuncu da Digital Athletics tarafından yakalanmış. Scarface o skulluları toplayacak ama ona yakın olan bir Bosporus ismi vardı. IG1 bu bölgede. Lap da hızlı bir şekilde takasını alacak. Haki7 tarafına bu bölgede mermiler gönderecek. Oyuncu bitirilecektir. Mutlaka kaldırılması pek mümkün bir senaryo değil. Biz şimdi Nexus'a doğru yakınlaşmış. Karşılıklı iki oyuncunun da bu bölgede seslerini aldığını düşünüyorum birbirlerinin. Nexus'a kayalarda burada dayanlayarak
yaklaşacak. Ardından bir oyun gelecektir bu bölgede. Oh, George şimdi IG1 tarafından işte yakalanabilir demiştik. Bir yandan Espor şimdi gelmiş. IG1 üzerine doğru gelecek. IG1 bu bölgede görülebilir. Oraya doğru güzel bir Pitfire'la birlikte Prefire'lar gönderilecek ağacın etrafına doğru. Symphony vektörüne davranacak şimdi. Arkalardan da Upborn şimdi mermileri bu bölgede IG1'ı yakalayabilir ama Symphony vektörü çok güzel konuşturacak o bölgede. Kepler şimdi Marso'yu yakaladı. Bir yandan da Symphony tarafından onun yere biliniyor. Kendisini yere bırakacak tekrardan. Oh Kepler bu bölgede Symphony'yi çok net yakaladı. Bir yandan Ribaio şimdi Piki'yi görürken Upborn bu bölgede Scarface ile birlikte ikili bir oyun sergilemek zorundalar. Bizden merakla bekliyoruz. Upwar şimdi ayağa kalkıp mermilerini göndermek için hareketlenecek. Tabi arkalardan gelecek Render'ın da seslerini aldı. Clash 9 şimdi. Onlarda skorlara ihtiyaçları vardı. Üzerine doğru gelen Revenge 7'ı bu bölgede karşılayacak. Hızlı bir şekilde Crespo şimdi. Clash 9 üzerine doğru gidecek. Helios. O da Madcap tarafından alınmış. Clash 7, Clash 9 bu bölgede. Elinde bombasıyla Crespo'nun koşu yoluna bırakacak. İnanılmaz bir bomba. İnanılmaz bir bomba. Tabi hala 2 tane Revenge 7 oyuncusu hayatta. 4 oyuncu ile birlikte Melisa oyuncuları bu bölgede. Poser şimdi görülebilir. Mermiler gönderildi. Poser hızlı bir şekilde reaksiyon gösterecek. Poser tarafına doğru mermiler çok güzel gönderildi. Arkasından bu bölgede Grax'ı Poser'i yakaladıktan sonra Lewis'ten takas alındı. Tabi Revenge 7'nin son oyuncusu Sativan bu bölgeden uzaklaşacak. Grax'ı hala kanayan isimdi. Artık o da spora çevrildi. Poser ise bu bölgede kaldırılacak. Genco görmedim. Sarafta erken bitirilmiş. Solo Esports Nova Lua'ya karşılaşırken Digital Athletics ise bu bölgedeki savaşı sonuçlandırmış ve 4 skor sahibi olacak. Bir yandan offline tarafında hala LAP hayatta, Nova Lua tarafında ise hala LAP hayatta. Ve çok üzülürüm, Extamation hayatta. LAP'ın yeri biliniyor mu? LAP o bölgede çünkü şimdi mermilerini Extamation üzerine doğru gönderecek. Çok net mermiler oyuncuyu bitirmeye yeterli. Hızlı bir şekilde oyuncu alınacak. Bir yandan Solo Esports bu bölgedeydi, Hegemonya bu bölgedeydi. Hegemonya da Kreis'u kaybetti. O skor da Solo Esports tarafından alındı yanlış görmeyizlik. Çok özür dilerim. Offline tarafından alındı. Nexus gitmeden önce o skoru çıkarmaya başarmıştı. Ya yani oldukça dediğimiz gibi bizim için sürpriz bir harita olacak. Face to Face kadrosu da şimdi Gemibaşı üzerine doğru ses vermeden yaklaşacak. Gemibaşı yine şampiyonluk iddiası olan takımlardan biriydi. Kamp Alfa dağlarını kontrol ediyordu bu takımda. Eko şimdi bölgeyi gördü. Eko burayı gördü. Sefkan bu bölgeye doğru yaklaştı. Eko görülebilir Jerry tarafından. Oo Jerry şimdi Sefkan tarafından bu görülecek. Hızlı bir şekilde bu bölgede reaksiyon verilecek. Ozzy yaklaşacak Sefkan'a doğru, elinde DBS'i mevcut. Oo şimdi DBS ile birlikte bu bölgede Ozzy Sefkan'ı da aşağı çekmeye başaracak. Hızlı bir şekilde skor garantisine girecek. CEO bir yandan şimdi arkalardan geldi. Ozzy'yi de bitirmeyi başardı. Bu bölgede indirecek. Bir yandan Jerry aramaya devam ederken Ozzy skorda bu bölgede hızlı bir şekilde Cure tarafından alınacak. Lucifi hala hayatta o bölgede tek başına Eko'ya doğru şimdi bir mermi gönderecektir diye düşünüyorum. Hayır, mermilerini göndermedi. O bombayla o bölgeyi zorlamak istiyor. Lucifi üzerine doğru CEO'dan çok net bir bomba. Oyuncuyu düşünmeye yeterli değil ama korkutmaya oldukça yeterli. Cure tarafından madalyon da bulundu. Jerry ile birlikte 2 kişilik bir sprint. Artık Eko'yu durduracak hiçbir şey yok. CEO ile birlikte bu bölgeye doğru gelecekler. Ooo CEO yakalandı. Bakalım Lucifi'den bu clutch pozisyonunu izleyebilecek miyiz? Hayır, Eko ona izin vermeyecek. Gemibaşı 5 skor alırken face to face erken elenecek. Bir yandan TTA kadrosu şimdi Melisa üzerine doğru gitmiş. Paradise'a doğru girecekler. Bir yandan şimdi Clash 9 o bölgede görüldü sanırsam. Ama mermiler gönderilmedi. Yani bakar mısınız, Rönesans tablosu gibi yani. Keen o bölgede, Rooney o bölgede, Doğaç o bölgede. Ama kimse kimseye mermi atmıyor. Clash 9 bu bölgede iki oyuncu olduğunu farkında değil. Lewis biraz daha Paradise içerisinde bulunuyor. Şimdi bombayla birlikte artık bu bölgeye bir takım girdiğinin farkındalar. Onlar da 3 skor sahipler. E tabi bunlar bu takım tabii ki şampiyonluk iddiası olan takımlar arasındaydı. Clash 9 baktığımız zaman 16 kit sahibi bir Lewis var. Poser var. 11 kit sahibi de Lewis bizlerle birlikte. 27 kitle en azından belli bir süre hayatta kalmaya çalışacaklar. Gemibaşı Esports ise 5 skor çıkarmayı başardı. Art tarafında ise KSU bitirildi. Görmediğimiz tarafta. Burada tepeye yükselmişti. Ama görülmüş Gemibaşı tarafından.
Yani oldukça sürpriz bir harita. Dediğimiz gibi hala hiçbir şey belli değil. Hala ilk 3'te bulunan takımlar hayatta, ilk 4'te bulunan takımlar hayatta. Bizler merakla bekliyoruz. Açıkçası ben gün sonunda hangi takım şampiyon olursa olsun, yani en azından ilk 4 ilk 5 içerisindeki takımlardan hangisi şampiyon olursa olsun, hangisi ilk 3'e girerse girsin, inanın itiraz etmeyeceğim. Çünkü burada bulunan takımların hepsi aslında kendilerini gösterdiler. Yani baktığımız zaman sadece ilk 5'te bulunan takımlar değil, aslında tamamen slotlarımızda bulunan bütün takımlar aslında çok kaliteli takımlar. Baktığımız zaman Esforis'in başarılı oyunları vardı. Bosporus'un çok başarılı oyunları vardı. Yani alt sıralar için konuşuyorum. Leo Esports'un yine aynı şekilde geçtiğimiz günde çok başarılı Erengel oyunları vardı. Ama dediğimiz gibi şimdi Cure. Ooo, Leo Esports'u yakalayacak. Tabii altına girmiş bir de Exorot var o bölgede. Monarşi ile birlikte bir spray doğru hareketlenecek. Monarşi'ye doğru net bir spray açıklarda yakalanabilir. Monarşi şimdi Cure tarafından aşağı çekildi. Bir yandan Bronze'u o bölgede görecek. Bronze üzerine doğru da mermiler gönderiliyor. Bronze o bölgede yakalanabilir. Arkalardan destek gelmesi lazım. Gemibaşı Esports oyuncuları hızlı bir şekilde bu bölgede dahil olacak. CEO bu bölgeye doğru gelirken Yanıcı ile Bronze o bölgede zorlanacak. Tabii bir de yanına yaklaşmış arkalardan gelecek bir Raus var. Echo bölgeye dahil olurken Echo yeri bilinmiyor. Monarşi skoru da artık Cure tarafından haneye yazıldı. Echo üzerine doğru Raus tarafından bu bölgede Exorot'la birlikte bir spray gönderilirse artık Gemibaşı Esports için biraz problemli senaryolar bizlerle birlikte olabilir diyebiliriz. Exorot biraz daha aşağılarda kaldı. Raus ise arkalardan bu bölgeye dahil olacak. Mermileri ne zaman gönderecek merakla bekliyoruz. Cure şimdi onu gördü. Cure onu gördü. Echo ile birlikte hızlı bir şekilde onu aşağı çekmeyi başaracaklar. Exorot da bu bölgeye doğru bombasıyla gelmişti. Artık onun da sesi alındı. Exorot üzerine doğrudan mermiler gönderiliyor ama yani o bölge pompalı denemesi puan çıkarmayacak onlara. Gemibaşı yani üst sıraları zorlayan bir takımdı. Birinci olan takımlar aralarında şu anda 10 puan vardı RT Esports'ta. Hızlı bir şekilde şimdi 8 skor alındı bile. Bir yandan Kurtlar Vadisi şimdi TTA ile yakınlaşmış. Ooo, Scarface şimdi görmediğimiz tarafta hegemonyayı yakalamış. Bir yandan o bölgede yakın bir savaşta olan bir Fearless var. Doğaç kendi takım arkadaşını düşürecek. Büyük hata. Meskov tarafından da hızlı bir şekilde skor garantisi alındı. Doğaç'la birlikte bakalım. Keen o bölgede canı azalmıştı. Canını basacak bir yandan Digital Athletics kadrosu. Onlar bu bölgede hegemonya üzerine doğru gelmişti. Matkap kanamaya devam ederken Haki 7 biraz daha farklı açılarda bulunuyor. Clash 9 o bölgede Kurtlar Vadisi'ni görmüş. Meskov skorunu hızlı bir şekilde Poser'da hanesini yazacak. Hegemonya matkap skorda artık Scarface tarafından alındı. Golden Insane şimdi bu bölgede Doğaç üzerine doğru mermilerini gönderecek. Doğaç'a doğru çok güzel pick fireler bu bölgede gönderildi. Doğaç bu bölgede açıkta yakalanacak. Hızlı bir şekilde aşağı çekilecek oyuncu. Hızlı bir şekilde skor garantisine gelecek. Keen üzerine doğru da mermiler gönderiliyor. Keen prefirelerini göndermiş olsa da o istenilen mermiler bu bölgede gelmeyecek gibi görünüyor. Keen üzerine doğru mermiler arkalardan gönderilecek. Bir yandan gönderilen Melisse'nin mermileri vardı. Keen skoru Melisse'de kalacak. Yani bakar mısınız, hiçbir şey belli değil. Bir yandan şimdi Clash 9 o bölgede görüldü mü diye bakarken azıcık dürbününü yukarı kaldır Golden Insane. Görebilirsin ama Snoopy de tabii ki o bölgede Clash 9 tarafından çok net bir şekilde aşağı çekilecek. Skor garantisi alınmaya çalışılıyor ama öyle kolay olmayacak. Burada ev coverları olduğu için oyuncuların hızlı bir şekilde oyuncuları bölgede kurtaracaklar. Bronze düşerek naklandı. Daha doğrusu naklanmadı. Bizlere veda etti. Oo, inanılmaz bir arşiv. Bir anda bootcamp ortalı. Rome Scout şimdi bootcamp'e doğru hareketlenirken Digital Athletics onları karşılayacak isim. Haki 7 da tabii ki bu bölgede en önde bulunuyordu. Spray'ini ne zaman gönderecek merakla bekliyoruz. Rome Scout oyuncuları bu bölgeye artık girdiler. Solo Esports oyuncuları ise tabii ki tepelerden gelecek isminin farkındaydı. Bir yandan şimdi Echo o bölgede infoları aldı. Hızlı bir şekilde aracıyla birlikte geri dönecek. Araç tekeri alınırsa problem yaşayabilir. Oo, buraya doğru şimdi net bir headshot gönderilecek ama oyuncuyu düşüremeyecek tabii ki. Echo o bölgede hayatta kalmaya çalışacak. Bir yandan RT Spor şimdi
Voltage tarafından yakalanmış Freak 7. Up9'da 34 tane kit var. Belli ki onlar sıralamalardan istediklerini çıkarmak istiyorlar. Bir yandan gibi başı eSports. Onlar da şimdi alana doğru girişlerini yapacaklar. Cure. CEO ile birlikte biraz daha arkalardan da ayrılacak. Acaba Gemibaşı Esports bu kit oyunlarına girişecek mi? Yani baktığımız zaman galiba o kit oyunları gelmeyecek bu bölgede. Artık geriye 9 takım, 22 oyuncu kaldı. Nefesler tutuldu. Heyecan dorukta. Leo King League finali şampiyonu bizlerle birlikte biraz sonra belli olacak. Enjoy. Şimdi bu bölgede galiba Melisse'yi gördü. Oraya bir şöyle bir yoklayacak. Şöyle bir iki sprey denemesi yapıldı o bölgeye doğru ama istenilen sonuç gelmeyecek. Enjoy. Şimdi tabi bu bölgede bundan bir takım vardı. Digital Athletics. Altı skor sahibiler. Oğuz şimdi. İçeriye doğru girecek. Ooo görüldü. Oğuz görüldü. Oğuz görüldü. Scarface odun tarafından aşağı çekilecek. Hızlı bir şekilde Cumali'de kendi yanıcısıyla düşecek. O skoru bu bölgede Scarface tarafından hızlı bir şekilde alındı. Bir yandan Cumali bu bölgede kanamaya devam ederken Rom Squad 2 oyuncuya düşecek. Söyte ise bombalarıyla birlikte o bölgeyi zorlamak istiyor. Cumali kaldırılabilir mi diye bakıyorum. Takım arkadaşına doğru sürünürken galiba Cumali kurtarılacaktır diye düşünüyorum. Mesela Esports ise o bölgede alana giriş yapmaya çalışan bir Kurtlar Vadisi'ni gözünü kestirecek. Kurtlar Vadisi'ne doğru mermini gönderecek. Ooo bombayla bir skoru gelmiş. Burada Digital Athletics tarafında Scarface Enjoy'u yakalamış. Scarface'den çok başarılı işler gelmeye devam ediyor bugün Upwar'la birlikte. Güzel ikili oyunlar çıkarıyorlar. Scarface 5 skor sahibi, takım C7 skor sahibiler. Rom Squad tarafında ise yerde olan isimler vardı. Onlar da şimdi tutulacak. Net bir şekilde bootcamp alanının artık geldiğini görüyoruz. Bir yandan offline tarafında ise Lab. İşte kimsenin hesaba katmadığı bir diğer isim. O bölgeye alana doğru girişini yapacak. Bir yandan Upnine şimdi artık alana mı girmeyi deneyecek yoksa kit oyunlarına devam mı edecek? 35 tane kit sahibi. Kitlerini toplamaya devam ediyor. Kurtlar Vadisi'ne yakalanabilir. Bir yandan dikkat edilmesi lazım. Rome Squad ise Digital Athletics üzerine doğru gelmiş. Bu bölgede bombalarla birlikte zorlayacaklar ama Scarface Cumali'yi yakalayacak. Sueta'dan hızlı bir şekilde Scarface takası geldi. Bir yandan gönderdiği bomba bu bölgede kendisine hasar çıkaracak. Enjoy da tavalanarak bu bölgede bitirilecek. Upwar bu bölgede merdivenli bölgesini kontrol edecek. O bölgeye doğru bir sprey denemesi de var ama o sprey istenilen sonucu çıkarmayacak. Upwar şimdi konumunu değiştirdi. Daha öncesinde flash pozisyonlarını oynadığını Haki 7 sessizliğini bozmuş. Skoru alacak bedava bir skor. Neden olmasın? Gemibaşı artık burada Haki 7'nin infosuna sahip. Solo Esports ise bootcamp'e doğru girişini yaparken Upwar'da kuzeyden galiba alana girmeyi deneyecek. Kit oyunlarına bırakmayacaklar gibi görünüyor. Bir yandan şimdi Falcon için Melisse'yi görecek. Ooo Clash'ların üzerine durmayanlar çok güzel gönderdi. Hızlı bir şekilde kitini basacak bu bölgede. Gemibaşı Esports'a geldi artık. Haki 7 tepelere bakacak mı diye bakarken hayır. Falconis. Kıyılardan şimdi Melisse'yi zorlayacak gibi görünüyor. Clash 9 şimdi görecek. Ooo Falconis çok net bir sprey. Hızlı bir şekilde garanti de alınacak. Bir yandan sudan geçişini yapan bir Kurtlar Vadisi var. Bosar o bölgede Upnine'i görebilir. Ama Upnine bu bölgede tepe avantajına sahip olduğu için en azından alan kıyısına kadar gelecek. Alan kıyısında kitleri dönecek. Biraz daha geç dönecek o kitleri. Baktığımız zaman 34 tane kiti var. O 34 tane kitle en azından belli bir süre hayatta kalacak. En azından takımını ikinciliği üçüncülüğe kadar getirmeyi başaracaktır. Bir yandan şimdi sular içerisinde yüzen bir Kurtlar Vadisi var. Goldex galiba görüldü. Mü acaba? Şimdi Goldex o bölgeyi görmüş. Hızlı bir şekilde bir sprey denemesi var. Snoopy de yakalanabilir. Sular içerisinde yüzen 3 tane daha Kurtlar Vadisi oyuncusu mevcut. Falconis de şimdi Goldex üzerine doğru mermilerini gönderecek. Goldex sular içerisinde aranacak. Falconis de o bölgeye doğru denemelerini yaparken su içerisinde çıkışını yapan bir o isim vardı. Snoopy. Golden Insane o da su içerisinde. Oooo Harshift.
Solo Esports bu bölgede Bolden Insane sudan çıkmayı başarmış. Bolden Insane tarafından bu bölgede Coldex açığa çekilecek. Tospik tarafından hızlı bir şekilde Bolden Insane ve Smopi takası aldığında Coldex artık takımının son emniyeti konumunda. Karşısında iki tane solo oyuncusu var. Tabii bir oyuncu tepelerden şimdi bu bölgede Coldex'i görebilir. O oyuncuyu Volcanist görecek, hızlı bir şekilde skor olacak. Hegemonya tarafında ise Haki7 alana doğru girmeye çalışırken Om Squad ise bu bölgede hayatta kalmaya çalışacak. Lab şimdi bu bölgede sessizce bekleyecek. Üzerine doğru gelen oyuncuları yakalamaya çalışacak. Enjoy'un tabii ki o bölgede sesi alındı. Bir yandan RT Sports muhteşem konumdalar. Yani anlatılacak çok da bir şey yok. Eko şimdi bu bölgenin infolarını topladı. Alana doğru girişini yapacak. Artık 5. alan 6. alana doğru geçişimizi yapacağız. CEO. Oo, bir adet MG3 bulmuş CEO. O MG3 eğer kullanabilirse bu bölgede mutlaka 1-2 takıma problem yaşatır diye düşünüyorum CEO. Çok güzel bir konuma şimdi geçişini yaptı. Gimbaşı kadrosu Cure'da hızlı bir şekilde o bölgeye dahil olacak. Upfor bu bölgede Rome Squad üzerine doğru giderken Solo Esports'a şimdi Melisa üzerine doğru gelecek. Poster yakalanabilir o bölgede. Scarlet'tan destek var. Arkalardan gönderilen mermilerle birlikte bu bölgede skorlar toplanacak. Bozer şimdi Tospik skorunu yakaladı. Bir yandan Coldex skorunu da hanesine yazacak gibi duruyor. O skor dalında Up9 bir yandan o bölgede Yemibaşı üzerine doğru da denemelerini yapacak. Echo görüldü. Echo üzerine doğru şimdi bir fire denemesi var. Arkalardan Rome Squad da görecek o bölgeyi. Açıklığa gelmiş bir alan var. Levis tabii ki hangar içerisinde alanda olduğu için biraz daha rahat bir oyun gerçekleştirecek. Up9 şimdi CEO'yu açıkta yakalamış. Ama kaldırılır. Herhangi bir problem yok. Kaldırılır. 13 saniyeleri var. Kitini de basar. Up4 bu bölgede. Rome Squad biraz da arkalarda bulunuyor. Lab şimdi görmediğimiz tarafta galiba alınmış. Bir yandan Falcon ise bu bölgede Poser'ın birebirlik bir savaşı var. Poser bakalım bu birebirlik savaşın kazananı olabilecek mi? Up4 Enjoy'u yakalamış. Rome Squad problem yaşarken Scarlet arkalardan gördü Falcon'in skorunu. Lewis artık bu bölgede Poser'la birlikte biraz daha rahat bir oyun sergileyecek. Up4 tek başına Rome Squad'ı eleyen vuruşları yaptı elindeki M416'sı ile birlikte. Gemibaşı bu bölgede görecek. Yani bakar mısınız? İlk 4'teki takımlar şu anda son 4'te. Gemibaşı 4 skor sahibi. RT Sports 1 skor sahibi. Melisa baktığımız zaman bölgede 7 skor sahibi. Digital Athletics 9 skor sahibi. Yani hala sonuç kimde belli değil. Upfor üzerine doğru mermiler yağıyor. 13 tane kit bulmuş. O kit oyunlarını bu bölgede gerçekleştirecek gibi görünüyor. Scarlet şimdi görülecek. Up9 ise işi riske atmayıp bu bölgede alan dışında kitlerini basacak. Mantıklı bir oyun. Scarlet skoru bu bölgede kime yazılırsa aslında avantaj ona gidecek diyebiliriz. Bu bölgede Scarlet şimdi o bölgede görülecek. Skewer tarafından hızlı bir şekilde skor garantisi alınacak gibi görünüyor. Hızlı bir şekilde o skor da alındı. Bir arşiv daha. MS Esports hızlı bir şekilde alana doğru çıkışını yapacak ama çıkışını yaparken görülebilir. İnanılmaz yani. Meraklı bekliyorum. Yani inanılmaz bir şekilde şu anda 4 takım ve ilk 4'teki takımlar belli ki bu takımlar her biri şampiyonluğu hak ediyor. Cure herhangi bir sis sahibi değil. Echo şimdi sislerini kullanarak alana doğru girişini yapacak ama Lewis o bölgede oyuncuları yakalayabilir. Up9 kitini dönememiş. Kitini dönememiş. Bizleri 3. olarak 4. olarak veda edecek. Upfor ise bu bölgede 5 kiti daha var mevcut. 3.liğe belki de 2.liğe kadar gelebilir. Lewis'in ise 3 bombası var. CEO ise bu bölgeye doğru bombalarıyla yaklaşacak. Bombalarla birlikte Gemibaşı bu bölgede Melisa Esports'tan eğer bir skor yakalayabilirse Poser alan dışında kitlerini dönmeye devam edecek anlaşılan. 23 kiti var şu anda. Alan içerisinde o da. Lewis'in bulunması bu bölgede oldukça önemli. Lewis bulunabilirse eğer Gemibaşı biraz daha rahat bir oyun sergilecektir. Şimdi Echo ve Cure üzerine doğru bir bomba gönderdi. Upfor da kitlerini basmaya devam ediyor. Lewis o bölgede sesi aldı. Upfor çıkıp mermilerini gönderdiği anda bu bölgede Lewis problem yaşayabilir. CEO Upfor skorunu hızlı bir şekilde yakaladı. Bir yandan şimdi o bölgede Poser de görülecek. Poser üzerine doğru da mermiler gönderilirken Lewis şimdi Echo tarafından görüldü. Poser artık tek başına Gemibaşı galibiyete gidiyor mu acaba diye bakarken Poser kitini bastı. Karşısında 3 tane Gemibaşı ismi var. CEO ayaklarının ucunu görecek. O bölgede yakalanacak. Gemibaşı galibiyete gidecek. İnanılmaz bir şekilde skorları görmemeniz adına hızlı bir şekilde analiz masasına geçişim yaptım. Gemibaşı son haritada galibiyete gidecek. 13 skor ile acaba
inanılmaz bir şey, inanılmaz bir senaryo. Şu anda şampiyon belli değil, ikinci belli değil, üçüncü hiç belli değil, dördüncü hiç belli değil. Yani inanılmaz. İkinci sırada Melisa Esports 7 skor almış. Üçüncü sırada Digital Athletics 8-9 skor almış. Dördüncü sırada RT Esports 1 skor çıkarabilmiş yalnızca. Beşinci sırada Rom Squad 2 skor sahibi. Altıncı sırada Solar Esports. Onlar tarafında da 7 skor çıkarılmış. Yedinci sırada bulunan Hegemonya 5 skor sahibi. Yani hızlı bir şekilde burada alt sıralarda bulunan takımları okuyacağım ama ilk 3'te, ilk 4'te bulunan takımların sıralamaları çok kritikti. Puanların hepsi birbirine çok yakındı. Biz şimdi hangi sıralamayı neye göre belirledik? Puanlar nasıl gelmiş? İnanılmaz bir şekilde bekliyorum. Hegemonya 7. sırada 5 skor sahibi. 8. sırada Offline 1 skor alırken 9. sırada Kurtlar Vadisi 5 skor almayı başaracak. 10. sırada Leo Esports herhangi bir skor sahibi değil. 11. sırada bulunan TTA herhangi bir skor sahibi olmayacak. Face to Face 12. sırada 1 skor alırken Revenge 7. Onlar tarafında ise 1 skor var. Novalu 2 skor alırken S4S 1 skor alacak. 16. sırada bulunan Bosporus ise 3 skor çıkaracak yalnızca. Ve maç yıldızda 5 skor 982 hasarla Scarface olmayı başarmış. Şöyle hızlı bir şekilde sizlere şunu açıklamak istiyorum. Bir yandan şöyle rejimize hızlı bir şekilde haber vermek istiyorum. Hızlı bir şekilde şimdi live'ımız gelecek ama sonuçlarımız gelecek bizlere birlikte. Biz şunu biliyoruz. Geçtiğimiz maçın puanlarını şöyle bir açalım. Geçtiğimiz maçın puanlarıyla birlikte RT Esports 117 puanda 1. sıradaydı. 2. sırada Melisa Esports. 3. sırada Gemibaşı Esports. 4. sırada Kurtlar Vadisi. Bunlar erken elenen takım. Yani Kurtlar Vadisi biraz daha erken elendi ama Digital Athletics oyun sonuna kadar kaldı. Puanları topladı. En azından biz ilk üçün şunu olduğunu biliyoruz. Art, Melisa, Gemibaşı. Biz bu takımların ilk üçe girdiğini biliyoruz. Belki şu olabilir. Digital Athletics tarafında toplanan güzel puanlar vardı. Skorlar alınmıştı. Belki bu puanlarla birlikte aslında kendilerini ilk üçte bir yer bulabilmişlerdir belki de. Bilemiyorum. Biz şimdi sonuçlarımızı beklerken şöyle sizlere dilerseniz bir müzik açmak istiyorum. Bu müzikle birlikte dilerseniz sizlere bir gerilim yaşatalım. Biraz heyecanlanalım. Sizlere biraz daha aslında gerilim yaşatmak adına şöyle biraz alta çıtırdan bir müzik vermek istedim. Yani puanlara baktığımız zaman takımların puanları hepsinin birbirine çok yakın. RT Esports, Melisa, Gemibaşı. Gemibaşı bir harita galibiyeti aldı. 15 puanı oradan alacak. Tamam. RT Esports da 4.'lüğe kadar geldi. Bir yandan Melisa'nın aldığı sıralama ve kill puanları var. İnanın şu anda bir sürprizle karşı karşıya kalacağız. İnanılmaz bir sürprizle karşı karşıya kalacağız. Bizler merakla beklerken acaba hangi takım ne yaptı? Onlar üzerine ufak ufak konuşalım. İlk 3'ü biliyoruz artık. İlk 4'ü, ilk 5'i artık biz oyunlarını gördük. Hani biz onlar dışında biraz 6. ve 16. bu sırada bulunan takımlar hakkında biraz konuşalım istiyorum aslında. Bu takımlar ne yapmışlardı? Bu takımlar üzerine biraz konuşalım. Bu takımlar üzerine biraz yorumlar yapalım. Hegemonya. Baktığımız zaman sıralama anlamında çok güzel başarılı işler çıkardılar ama kill anlamında biraz zayıf kalan takımlar arasındaydı bu takım. Biraz daha sakin oyunlar izliyorlardı. Çünkü bu sebep, yani sebebi şuydu. Son oyuncu son alana kadar çok güzel yaşıyordu ama işte o erken oyuncu kayıpları sebebiyle bu takım çok fazla skor toplayamadı. Bir yandan aşağıya indiğimizde, bir alt sıraya indiğimizde Solo Esports'u görüyoruz. Bu takım da inanılmaz skorlar topladı ama sıralamaları toplayamadı. Bir anda oyun sonuna 3 oyuncu 4 oyuncu girmeye çalışırken, bir anda alana girmeye çalışırken sağdan soldan aldıkları mermilerle Solo Esports'un bir anda alındığını gördük. Bir aşağı iniyoruz, Face to Face. Bu takım da yine aynı şekilde. Alan içerisinde güzel konumlanıyorlardı ama
sıralamaları güzel topluyorlardı. Ya bu takımın aslında bir dengesi yoktu face to face. Ya erken eleniyordu ya da oyun sonuna kalıyordu. Ya da işte orta oyunda eleniyordu. Hani sabit bir oyun gelmedi bu takımlar tarafından. No value yine aynı şekilde. Yani baktığımız zaman orta oyuna kadar güzel yaşayan bir takım. Ama orta oyundan sonra bizlere erken veda eden takımlardan biriydi. Bir alt sıraya iniyoruz. 10. sırada Juventus 61 puanda. Juventus 7'ın da şu oyunlarını gördük. İnanılmaz agresiflik geliyor. İnanılmaz skorlar toplanıyor ama sıralama anlamında bu takım çok zayıf kalıyor. Ya bakar mısınız? Ya üstünde bulunan Novalu'nun 43 sıralama puanı var. Altında bulunan TTA'nın 43 puanı var. Ya bu takımlar bu kadar sıralama toplamışken kendileri de bu kadar sıralama toplamış olsalardı belki de kendilerini ilk satırda bir yer bulacaklardı ama işte o sıralama puanları toplanmayınca maalesef kendilerini ilk satırda bir yer bulamıyorlar. Bir yandan şöyle baktığımız zaman 11. sırada TTA Esports. Bu takımın aslında çok başarılı oyunları vardı. Bizler bunları gördük ama kill anlamında çok zayıf kaldılar. Biraz agresiflik gelseydi eğer bu takımda ki o agresifliğin biz zaman zaman geldiğini gördük. O agresiflikler doğru koordine edilmedi bu takımda da. Yine aynı şekilde TTA tarafında. Eğer o agresiflik güzel koordine edilmiş olsaydı bu takımın ben başarılı işler yapacağını düşünüyordum. Rome Squad yine orta oyunda elenen takımlar arasındaydı. Bir türlü oyun sonunu görebilen takımlar içerisinde girmedi bu takım. Baktığımız zaman oyun başlarında oyunu orta oyunda güzel skorlar toplanıyor. Sıralamalar güzel alınıyor ama oyun sonunda sürekli bir sıralama yaşanıyordu bu takım arasında. Bu takım içinde yine aynı şekilde. Offline kadrosu. 14 kill puanı, 24 sıralama puanı. Bu takım turnuvaya harita galibiyetiyle başladı ama yani ardından gelen oyunlar o kadar kötüydü ki yani toparlayamadılar. Tabii bir maç kötü geçti, bir maç iyi geçti. Ardından geçen kötü oyunlarla birlikte bir türlü bir ellerini doğrultamadılar. Leo Esports yine aynı şekilde güne iyi başlamışlardı. İlk haritayı güzel açmışlardı ama ardından gelen maçları çok iyi koordine edemediler. Bosporus yine erken savaşların kurbanı oldu. Esforos yine erken savaşların kurbanı olan takımlar arasındaydı. Bu takımların erken savaşları kovalamak yerine biraz daha aslında rotasyonlara önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir yandan sonuncu bekliyoruz. Rejimizden haber bekliyoruz. Şöyle sıralamaları da sizlere izletip aslında hangi takımın şampiyon olduğunu merak ediyorum. Sizlere biraz da şöyle gerginlik yaşatıyoruz müzikte tabii ki. Sizler zannediyorum ki bu gerginliğin tadını çıkarıyorsunuzdur. Yani bu gerginlik öyle tatlı bir gerginlik ki ben de sizlerle birlikte aslında biraz heyecanlıyım diyebilirim. Merakla bekliyoruz. Hala sonuçlar elimize ulaşmadı. İnanın hiçbir fikrim yok. Harita galibiyetleri de MLS Esports 2 harita galibiyeti aldı. Gemibaşı 1 harita galibiyeti daha aldı Sanok haritasında. Toplamda 2 harita galibiyeti çıkaracak onlarda. Kurtlar Vadisi onlarda 2 harita galibiyeti alırken Digital Athletics 1 adet harita galibiyeti alacak. Face to Face onlarda 1 adet harita galibiyeti alırken TTA Esports onlarda geçtiğimiz günün son Sanok maçında galibiyet almışlardı. Offline kadrosu da yine aynı şekilde geçtiğimiz günün ilk maçında harita galibiyeti alan takımdı. Şöyle. Ya inanın şurada ilk 3'e girecek takımların her biri o kadar kaliteli, o kadar tecrübeli isimler ki sizin de bu düşünceye gireceğini düşünüyorum. Sizler de bu şekilde düşüneceğinizi tahmin ediyorum. Yani burada ilk 3'te olan takımların hangisi 1. hangisi 2. hangisi 3. olursa olsun bizler şunu biliyoruz. Burada bulunan bütün takımlar aslında bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiler. Gerçekten burada bulunan bütün takımlar şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiler ve tabii sürprizler bizlerle birlikte oldu. Beklemediğimiz oyunlar geldi.
Bizler de bunları şaşkınlıkla sizlere anlattık. Bir yandan şunu da söylemek istiyorum. Eğer sürçülisan ettiysek affola. Bazen arada bir kaçıyor kelimelerimiz. Sizlerden özürlerimizi şimdiden diliyoruz. Artık çünkü Leo Kingling finalinin sonuna geldik. Bu maratonun ikincisi yapıldı. Bu ikincisiydi. İlki de yine aynı şekilde çok başarılı geçmişti. Tekrardan ikincisiyle sizlerle birlikteyiz. Bakalım takımlarımız neler yapmışlar. Henüz bizlere hala ulaşmadı. Şöyle suyumdan bir yudum almak istiyorum müsaadenizle. Çünkü nefeslerimizi hepimiz tuttuk. Gerçekten nefeslerimizi hepimiz tuttuk. Hala gelmedi. Bir yandan şöyle rejimize sormak istiyorum. Sadece bizlere göndermesi aslında bizim için daha iyi olur. Hatta direkt... Bir yandan şöyle rejimize de sorduk. Kontroller yapılıyormuş. Kontroller yapıldıktan sonra sizlere sonucumuz paylaşılacak. Bu arada Discord'a giden arkadaşlar, sonuç yalnızca yayında paylaşılacak, bilginiz olsun. O yüzden yayından çıkmamanız sizin faydanıza olur diye şöyle bir ufakta belirtmek istedim. Hala bekliyoruz. Bir yandan arkadan bana şu anda CEO ulaştı. MVP olmuşumdur değil mi abi yazdı. İnşallah CEO'cum, yani inşallah yazalım. Bir yandan şöyle rejiyle görüşmeler yapıyorum. Üç dakikaya bizlerle birlikte olacakmış. Bir yandan şöyle sizlerle birlikte ufak bir araya gidelim dilerseniz. Ufak bir aranın ardından sizlere sonuçlarımızı gösterelim. Ardından da yayınımızı sonlandıralım. Üzünlüyüz çünkü turnuvamız bitti. Ancak biz şunu biliyoruz. Biz burada Leo ekranlarında Leo'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz ki bizleri bu ekranlarda sizlerle buluşturdu. Ve bu turnuvaların mutlaka devamı yapılacak. Sizlerden aldığımız geri dönüşlerle birlikte bu turnuvaların devamı mutlaka gelmeye devam edecek. Sizlerle birlikte bu turnuvaları anlatmaya, izlemeye, bu heyecanı yaşamaya tekrardan devam edeceğiz. Yakında tekrardan liglerimiz başlayacak. O güne kadar beklemede kalmaya devam edin. Aşağıda bulunan sosyal medya hesaplarımızı takip edip Discord adresimize katılıp oradaki duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet.
Evet. Bizlere artık şampiyon ulaştı. Artık Leo King League finalinin şampiyonu şu anda bizlere ulaştı ve yandan görüntülüyorum. Leo King League finali şampiyonu sizlerle birlikte bu heyecanı paylaşmak istiyorum. Leo King League finali şampiyonu Gemibaşı Esports oluyor. 135 puanla birinci sırada, ikinci sırada Melis Esports 132 puanda, üçüncü sırada Art Esports 126 puan alırken Digital Athletics dördüncü sırada 105 puanla bizlere veda edecek. Beşinci sırada Kurtlar Vadisi 97 puan alırken altıncı sırada Solo Esports 92 puanda. Yedinci sırada Hegemonya 88. Sekizinci sırada Face to Face 70 puanda No Value 67 puanda 9. sırada. 10. sırada Revenge 7 62 puanda. 11. sırada TTA Esports 57 puanda. 12. sırada Rom Squad 50 puanda. Offline Gaming onlar 40 puanla 13. sırada. Leo Esports 28 puanda 14. sırada. 15. sırada Bosporus 22. 16. sırada S4S Esports onlar da 17. sırada 16. sırada 17 puanla turnuvayı kapatan takım olacak. Ve artık Leo King League maratonunun sonuna geldik. Bizleri bu ekranlarda izleyip desteklediğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir yandan sizleri bizlerle buluşturan Leo ailesine de bir yandan teşekkürlerimizi sunuyor ve bizler artık sizlerle birlikte müsaadenizi istiyoruz. Bir sonraki liglerde, bir sonraki turnuvalarda, bir sonraki scrimlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben Seyit Paçal. Bu turnuvada sizlere sunumda ve anlatımda eşlik ettim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.